Sayın konuklarımız, Sayın Başkanım, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlarımız, basınımız, eski ve yeni belediye başkanımız, adaylarımız, hepimiz derneklerimizin görev federasyonumuzun ve muhtarımız tarafından organize edilip düzenlenen görev, doğa ve çevre koruma paniğine hepiniz hoş geldiniz. Köyümüzde, ilçemizde yapmak istenen bu doğa ve çevre katliamına dikkat çekmek için bugün göle doğa ve çevre koruma paneli yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Sözlerime başlamadan önce Erzincan İliç'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerimize başsağlığı diliyor. Ailelerine rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kanalımızın moderatörleri Mustafa Küperi, gazeteci yazar Mustafa Küperi, jeofizik mühendisimiz Kadir Işık, avukat Kömer Uygar Erdem yapacaktır. Ben katılımcıların selamlaması için köy muhtarımız Suat Altın'a mikrofonu veriyorum. Çok değerli köylerim ve başkanlarım, başkan adaylarım. Özellikle hepiniz hoş geldiniz. Bizim köyümüzün bildiğiniz gibi çok büyük bir sorunu var. Ve bu süreçte bizi yalnız bırakmayıp buraya Ankara, İstanbul ve derneklerimiz, başkanlarımız hepsine hoş gelmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizi bu konudan yalnız bırakmadıkları için ve özellikle çevre köylerimizde bu konuda alakalı duyarlılıktan dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Sözü başkanlarına bırakıyorum. Ben de katılımcıların selamlaması için ayrıca köy dernek başkanımız Göksal Yıldırım'a da söz veriyorum. Sayın komşular, kıymetli hemşehrilerimiz, Göle Doğa Çevre Koruma Paneli'ne hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Memleketin derdiyle dertlenen ve bu bilinçle hareket eden 1400 kilometre yol kat edip İstanbul'dan, Ankara'dan köyümüze gelen, bu panelin düzenlenmesini sağlayan, organize eden, emeği geçen kıymetli hemşerilerimize, dernek başkanlarına, federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de bildiğiniz gibi Koza Holding 18-12-2023 tarihinde köyümüzde açık ocak usulüyle altın ve bakır madeni ocağı açmak için Ardahan Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ÇED raporu için başvuruda bulunmuştur. Biz bu haberi öğrenir öğrenmez olayı kamuoyunun bilgisine taşıyarak derneklerden, siyasilerden, muhtarlardan ve halkımızdan bu çevre ve doğa katliamına dur demek için destek açmaları yazdık, çağrıda bulunduk. Bugün burada bu toplantının düzenlenmesi ve bir araya gelmemiz bu çağrımızın yerini bulduğunun bir göstergesidir. Açık ocak üsülüyle maden çıkarmak nedir? Çevreye ve doğaya zararları nedir? Ocak alanı neresidir? Ne kadarlık bir alanı kapsıyor? Bu konuyla alakalı ilgili panelistlerimiz sizlere bilimsel anlamda açıklayıcı bilgiler sunacaktır. Ben panelin moderatörlüğü için sözü meslektaşımız değerli gazeteci yazar Mustafa Küperi'ye veriyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın konuklarımız, çok değerli başkanımız, belediye başkan adayları, federasyon başkanları, dernek başkanları, Öncelikle bu haberi duyuran öğrencilerimizin temsilcisi Mehmet Kan'a çok teşekkür ediyorum.
bu işi çok güzel yapılmış. Çetçapı'da da iki tane genç gelmiş, hiç kimse danışmadan, konuşmadan buradaki sanat yönetmenlerle görüşmeden çetçapı'da yapmış. Dolayısıyla bu eğer duyulmasaydı, belki ilişki de olmasaydı, yazdığı kadroyu olabilirlerdi. Bu iş zor bir iş. Çünkü bizim karşımızda çok güçlü insanlar vardı. Yani şu gördüğünüz kozlarda meclisin milletvekilleri vardı, bakanı vardı. Buna milletvekili değiştirir, buna hükümet çok güçlü insanlar. Yani bu önemli konuda mesela sizler de çok güçlü insanlar. Bunu şeyinden geçeriz. Aklına gelebiliriz. Şimdi bu bilimsel meseledir. İliş ortadadır. Ne kadar oradaki insanlar zarar görmüştür. Ve ne kadar zarar görür, siz de artık bizim kadar bu işi biliyorsunuz. Yani biz geofizik mühendisinin %10 kadar televizyonlarıyız, izlediniz. Bu acıları gördünüz. Ve Fırat Nehri'ne akan o siyeliyor seviyemizi gördünüz artık. O bölgede, o bölgede boğraşlar süreliyken sonra o bölgede bitki yok. İşte süt satılmıyor, kaşar satılmıyor. Satılmıyor. Dolayısıyla yani o kadar vahit olan ki biz el ele verirsek, yüreklerimizi birleştirirsek, gönüllerimizi birleştirirsek bu işin aklına şeyine geliriz. Sonra gelebiliriz. Bunlar ne yaptılar? Şehir güçleri, muhtarları Amerika'ya gönderdiler. İlişte 8 muhtar Amerika'ya Antalya'ya gibi tabii yaptılar. Ne yaptılar? Vatandaşlar, gariban vatandaşlar tutandıklar. Çocuklarını iş vereceğiz dediler. Ne yaptılar? Size işte sizin nabızlarında biraz daha fazla para vereceğiz. Sizin bir yıldanın çok büyük. Özellikle burada muhtarlar 5 köyün muhtarı çok önemli. Bunlara az önce belirttiğim gibi neyi verecekler? Amerika'da tatili önerecekler. Türkiye'de tatili önerecekler. Siz bu memleketin Kur'an-ı Kerim adını herkes bilmekte. Kürküşlü işler altında kalmışsınız. Bizim dedelerimizi yakmışlar, yıkmışlar. Az kalmışsınız. Rusya burada bir sürü çetelerde işbirliği yapmış. Bu bölgeyi yapmış. Yani tekrar başladan sonra Abdülhamid Kuruza buraya gelmiş. Kim yerine görüşmüş? Döneşen Berzhan Bey, Arpaşen Kısımcı Bey, Göneri Beyaz Bey, Büyük Abdullah Bey, Gülü Ağa, Şevkili Selim Ağa, Molla Mürür, sonra Aykut. Önemli. Burada bizler kendi çabalarıyla, kendi güçlerle bu topraklar konuşuyoruz. Biz karnımızı dönmüşüz bu toprakta. Bu bayrakta, bu toprakta da bizim karnımız var. Basuriyeler gibi kaçmamışız. Kürtüşü dilermişiz bu toprakları kesinlikle bırakıp kimseye gitmemişiz. Dolayısıyla bu topraklar, kadim topraklar çok kıymetli. Bu toprakları korumak sizin için. Tabii ki biz İstanbul'da size destek vereceğiz. Az önce dedim, Tayyip'in vatanıdır, Nenem'in, Devrem'in vatanıdır, bizim vatanımızdır. Ama sizin çok dik durmanız gerekiyor. Sizin çok güçlü durmanız da gerekiyor. Yani ben burada da şey yapıyorum. Yani kadim toprakları yani kimsenin gözünü dikmesine izin vermeyeceğiz. Yani bizim cesedimizi çiğnemeden kimse buraya girmeyecek. Kimse kazma vurmayacak. Bu cesedi de sizden bekliyoruz. Yani 2024 yılında, 2024 yılında yabancıların mali arama izni verildi. Ondan sonra Türkiye'de 495'ten 6'ya çıkıyor. Şimdi ne kaldı biliyor musun? %80, %21, %15. %85'i dışarı gidiyor. İlişte 39'dan 6'ya çıkardılar. Bir ton. Koz altına kalkmış işte. Arkadaşlar içerisinde. 38 ton dışarı gidiyor. Lan bir ton altın için ilişki o kadar yok edebilir miyim ya? Yani hangi vicdanı sığar? Çabuk. Dolayısıyla artık bu ülkenin yerel kaynaklarının nasıl harcandığını, nasıl bir yurt dışına gittiğinde sizler de bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz buradayız. Biz burada kesinlikle dünkü duruşumuzdan kesinlikle ödül vermeyeceğimizi biliyoruz. Özellikle federasyonlar, dernekler, artık bu işin için yeni seminerler başlatıyoruz. Bu işin uluslararası boyutunu bahsediyoruz. Size ufak bir şey anlatmak istiyorum. Kur'an evli aralarına gelmeden önce şey yaptıracaklar. O dönemlerde biz İstanbul'daki derneklerle çalışırken biz derneklerle yola çıkarken Ardahan da devlet başkanı dedi ki ya Mustafa Kütüphane soruyor, şov yapıyor. Ama çok önemli. Kur'a giderse canlılar ölecek. Kur'a giderse o duvar yani orada arılar kalmayacak diyor. Ayşe diyor ya arılar ölürse 3 yıl sonra da insanlar ölür.
Yani İstanbul'da 10 bin kişi miting yaptı, kimse tırnamadı. En sonunda bir proje geliştirdim. Çok panel yaptık ve kısa geçiyorum. Kuray öldü, bir cenaze namazı kaldık. O zaman cenaze namazının hocası da verdi. Yani kuray öldü dediğim bir tanesi cenaze namazı kaldı. Onu da tırnamadı. Baktım ki olmuyor. Buradan ben arabamla bindim. Kuray'ı takip ederdi tepsiye gidiyor. Oradan şey buldum. Sivas'ta bir çocuk yardımcı oldu. Suba, İşler Bakanlığı. Dedim sizin denizinde dedi bizim deniziniz burada. Villalarınızı niye yapmışsınız buraya? Peki, bütün servetiniz nereye bağlı buraya? Kanalizasyon nereye yapıyor? Buraya herhalde. Peki dedim, su gelmese, su filasyon olmasa ne olacaktı? Burası bu kadar yatırmayı terk edecek. Dedim ki, bura nerede? Aralarına girmeden, bir türeyle Karadeniz'e yaptılar. Dolayısıyla su bakanı, su işleri bakanı ayaklardı, bu iş olmayacaktı. Ve nota yazdı. Uluslararası su yatakları değiştirilemez. O zaman valisi bana dedi ki Mustafa Hükmet vatan ayını yapmış. Gittiğimizi görürsün sana şey. Yine gideceğim. Çünkü bu siyemiz Çimşik Deresi'nden başlayacak. Sarıveren Kuran yerine ulaşacak. Oradan Tifis'e gidecek. Onları yine seyredecek. Uluslararası da olsa, Türkiye için de olsa çok güçlü arkadaşlarımızla birlikte, çevrecilerle birlikte ne yapacağız biz? Bunu durdurmaya çalışacağız. Ama size şunu söylüyorum. Yani Kaz Dağları'ndaki direnişi gördünüz. Ege'deki zeytinliklerdeki direnişi gördünüz. Ya Karadeniz'deki kadınların direnişi görüyorsunuz. Yani biz onlar kadar onlarız, onlar kadar bu topraklarımıza sahip çıkmanız, onlar kadar bu tarih, kanımız, dedelerimiz, ya dedelerimizin çevikleri sizler ya. 43 yıl Rus işlerinde kalmış, kolay mı? Terk etmemiş burayı. O yüzden ne olacaktı? Burada kaşarcıların olmasını istiyordum. Çünkü siyerler biliyorsunuz suyu püskürtmeler, şeye verecek havaya. Dolayısıyla o zehir havada kalacak, yağmur, toprağa gelecek, her tarafı zehirleyecek. İliç gibi biz kaşar satamayacağız, tüm satamayacağız. Burada kaşarcıların olması gerekiyordu ama yoktu. Neyse, bundan sonra onları da davet edeceğiz. Hemen Kadir Baba çok önemli, bizim Durcaz köyünden. Jeofizik yüksek mühendisimiz. Gece gündüz çalışan, şu anda bizim beraber çalıştığımız 420 sayfa şey var, raporumuz var. Tabii biz bilgili bilgimde projeler yazdık. Raporumuzu yazmışsak karşıya kendimizi savunamayız. Şimdi bir hemşehrimiz İzmir'den aradı. 20 yıl avukatla ben dedim, beraber çalışacağım dedi. Şimdi biz yeni bir bilim kurum kuracağız, bizim de kuracağız. Bu kurumda en az 150 kişi kadro ne yapacaktır? Televizyonlara çıkacak, canlandırır çıkacak, panel yapacak, Türkiye'yi anlatacak, dünyayı anlatacak ve biz yine durmayacağız. Derneklerimizle beraber ne yapacağız? Birleşmiş Milletler'e gideceğiz. Bu bölgeye verilecek zararı anlatacağız ama bizim bilim adamlarımız olmasa bunu yapamayız. Bizim bilim adamlarımız sen raporlarını yapmasak biz bunları yapamayız. Dolayısıyla ben huzurunuzda Kadir Bey'e çok teşekkür ederim Kadir İşler. Sizden de yapmış istiyorum. Birinci panel İstanbul'da yaptık. Yani Nihat Burak Gerçekler. Keşke de yanında olmasaydı. Çok efendim. Gerçekten çok erdemli bir hemşehrimiz. Emir kabul ediyoruz. Geldiğince emir kabul ediyoruz. Birinci panel çok değişti. Duyurdum. Tabii burada yazılar arası yapıyor. Ankara Derneği'niz ikinci toplantı Ankara Derneği'nde yaptık. Dolayısıyla herkes şu anda yeniyiz. Yola çıktık. Sizi bilgiyle, birikimle şu anda panellerle sizi geliştireceğiz. Beraber geliştireceğiz. Beraber büyüyeceğiz. Beraber bilgi sahibi olacağız. Bu dosyelerin zehirli bu toprakların bölgemize, aklımıza ne kadar zarar verdiğini beraber öğreneceğiz. Sözü kime veriyorum? Yavuz'un yüksek mensi Kadir Işık. Buyurun. Çünkü görsellerden konuşma olması için ayakta kalktım. Şimdi öncelikle hepinize teşekkür ederim. Hassasiyetiniz için zamanınızı ayırıp buraya katılarak bizleri dinleyerek daha derin bilgilere sahip olmanız gerekir. Çünkü bu iş basit bir şey değil. İçimizden, aramızdan çalacaklardır insanları. Dizileri imzalayacaklardı, taraftar toplayacaklardı. Çünkü işte ve diğer yerlerde aynı şekilde oldu. İnsanlarımızı kandırdılar, vaat ettiler. Unutmayın, toprağın tarlası senin diyor, toprağın. 6 senin değildir.
Şimdi bazen şaka yoruyorlar ama bana sohbet ediyorlar, biz zengin olmuş, böyle bir şey yok. Su çıkarsanız 15 metreye kadar senindir, 15 metre sonrası hazinenindir. Maden bölgesinde arazi vardır, tarla vardır ama tarlanın üstü senindir. Tapuda ne gözü onu alırsın, gerisi devletindir, hazinenindir. Onun için de insanlara size şu uğraşlarını verirler, şöyle vaatler verirler, sakın sakın kanmayın. Bu oluşuma karşı dik durun, hiçbir zaman da aldatmalara, teşviklere taviz vermeyin. Aksi takdirde ilişkideki bakanın acısını yaşamak olasılığı vardır. Bu iş ciddidir. Koza Grup kimdir bir kere? Öncelikle bunu bilelim. Koza Grup daha önceden kanun atanmış terör örgütü bir maden arama şirketidir. Dış kaynaklıdır. Akın İpek gibi bir hainin kurduğu bir ülkemizi talan eden bir koza bu. Daha sonra işte devlet kayıp atadı ve o kayıp taşıdığı ile bizim canımıza düştü. Topraklarımızı sinsi şekilde, arazilerimizi sadece burası değil. Anadolu'nun her tarafında, Ağrı'da, Karadeniz'de, Ege'de her tarafta Örümcek Ağrı gibi yeraltı zenginliklerinde göz dikmişler. Evet, şimdi bizim bu bölgede ilk etapta 20.000 dönümlük çok. Karşıda bakın, şurada bir büyük harita var. Bizim şu an maden çıkan bölge şurası. Ama onlar bununla yetinmiyor. Bakın. Şu 20.000 dönüm verilir bir alan üzerinde projemdir bu elimizde. Bakın şu kırmızı şeyi gösterdiği bölge 20.000 dönümlük alan. Ama şu an bir dakika Gemik Mahallesi'ndeki şu küçük noktada başlayacaklar işe. Burada kazıyla işte açık kuyu, açık ocak suyu var. Şu arkada açık ocak suyu vardı. Bir işteki nalisi olacak. Tabii açık ocağı ne yapacaklar önce? Patlatma yapacaklar. Dinamitli patlatma. Bu dinamitli patlatma dedi. Çevreye etkisi vardır. Göç yollarında kuşlar etkisi vardır. Camlara etkisi vardır. Köyelerde etkisi vardır. Çünkü daha önceden 2 Eylül ayında 5-4-3 depremde evlerimiz çoğu tasarlanmış. Bu patlatmalar evlerinde hasar verecek. Sesi yüksek. Sorulama anlaşılmıyor hocam ya. Onun devamı. Onun devamı. Şimdi bu bahsettiğim 20.000 dönümlük alan ilk etapta projelenmiş bir alan ama bunu saklıyorlar. Size 158 dönümlük bir alan üzerinde çalışma yapacaklar. Şu kırmızı nokta değil mi? Gemrik mevkiinde 158 dönümlük alan üzerinde bir şey yapacaklar. Çalışma. Tabii buraya başlamadan önce bunların chat raporunu inceledim. Chat raporunu tabii ki sıradan bildiğim skopya yapıştır yöntemiyle yapmışlar. Bahsettiğim gibi 2002 Eylül ayında 5.3 olan deprem, şurada bakın bu bölgede. Şu bir kere bir köyün arkasından geçen Konya'ya doğru giden fay attı. Geçen 2022 Eylül ayında kırılan hat şurası. Durucasu, Bahçeşme, Koyunlu arasında Mombasa yönüne bir kırılma oldu. Yaklaşık 8 kilometre. Chat raporunda bir kere bu nokta hiç belirtilmemiş. Şunu aynısını kes yapıştır yapmışlar. Bu zaten MTA'da kayıtlı ama MTA hiçbir zaman bizim geçen 2022'deki Eylül ayındaki o 8 kilometrelik kırığı baz almamış. Kayda geçmemişler. Tabi Koza Grup'ta çalışan 4 tane çevre mühendisi ekibi gelmiş galiba burada. Ön raporları var chat raporunda. Görsel tarama yapmışlar. İşte uygunluğunu yazmışlar. Şu bu. Ama tabii onların yazdıkları acemice. Devleti bu şekilde burada bir pay olmadığını yutturmaya çalışıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla 7 başvuru yapmışlar chat raporuyla ilgili. İkisini de şu an olumlu almışlar. 5 tanesi de artık primlerde bekliyor. Ama bu fay hattı önemli bizim için. Koza grubu zaten hemen şunun dibinde, şu bölgede, hani şu bahsettiğim bölge şurası. Hemen dibinde fay hattı var, aktiftir. 6 şiddetine kadar deprem üretebilecek bir kapasitede. Çünkü bu fay hattı birleşti. Borasan, Şenkaya fayından başlayıp, bu işte Şenkaya üzerinden Altınlak arkası Koyunlu yönünden Balçeşme, Durucasu köyü, Moğlu Hasan, Çalbaş, Çıldır yönlükten 50 kilometrelik bir fay hattıdır bu. 50 kilometrelik bir fay hattının ürettiği enerji de yüksektir. Yani 5.8'e falan çıkar, 6'ya da çıkma olasılığı vardır. Hepsi bir arada hareket ederse. Ama benim önemli olan şu hususu. Bizim bu dibimizdeki diri fayı neden chat raporuna sokmamışlar?
Bunları çünkü engelleyecek bir durum. Ama hiçbir zaman bunu sıcak tutmamışlar. Böyle bir diri fay olduğunu gizlemişler. Çet raporunu incelediğimde böyle bir olayla ilgili hiçbir araştırma yapmamışlar. Önemli olan bizim dayanaklarımızdan birisi bu. Çünkü bu fay hattı aktif hale geleceği günü bilemeyiz. Velev ki vatandaşlar olaya başladılar. Açık ocak usulüyle şu bölgede şu şekilde bir açık ocak yapacaklar. Yani bir iştekinin aynısı. Yaklaşık 15 dönümlük bir arazi üzerinde dinamitli 7-8 dinamit diyorlar ama daha çoktur. Dinamitli bu işte bakır ve altın ağırlıklı. Bakır daha yoğun. Rezervi olan bölgede patlatma yapacaklar açık ocak usulü. Bundan çıkan malzemeleri ne yapacaklar? Yakın bölgesini istifleyecekler. Diri fay yanında olan bu istiflenmenin deprem aktif hale geldiği zaman bunları dinlemez. Yakar yıkar, doğaya karıştırır. Ama tabii bu herkesin bilmesi lazım. Bu konunun hassas olduğunu, fay kuşağının dibinde bir çalışmanın olamayacağını, işte tesadüftür, kayan bölgenin altından diri fay geçiyor. Ama vatandaşlar bunu, oradaki çalışanlar, Kanada ortaklı şirketler, hiçbir zaman görmezlikten gelmişler. Akıbetini yaşadılar. Biz ilişten önce, iki hafta önce İstanbul'da ön bir çalışma yaptık. Altun Makteri'ni, yani Nihat Durak Bey'in öncülüğünde, Mustafa Bey, Küvel Bey'in moderatörlüğünde aynı olayları anlattık. Akabinde iki hafta sonra ilişte anlattıklarımızın birebir uygulaması oldu. Olmasaydı keşke, insanlar orada şu an çıkaramıyorlar. Bir sürü doğa katliamı oldu, doğası suyu birbirine karıştı. Aynı akıbet bizde olacak. Bu vatandaşlar bu bölgede ciddi bir şekilde yaptırım uygulayıp başlarlarsa aynı sonuçları yaşamamız mümkün, yani mutlaktır. Onun için şimdi şurada hangi köyler ne kadar kazı alanında mesafesi var. Bak şurada belirtmişler. Yaklaşık işte 2 kilometre yakın Doğrucası köyü. 1.2 Altunlak köyü. Gebrik mezrasına uzaklığını bahsediyoruz. 3 kilometre işte Kuytuca, 2 kilometre Koyunlu köyü ve diğer şey. Tabii şu öncelikle 20 dönümlük alandan bahsediyordum. Bunun bir ucu Senemoğlu'nun hudutlarına çıkıyor. Bakın şurası Senemoğlu, şu köşe Senemoğlu. Çevirme. Ha, şurası Senemoğlu, bakın şu nokta. Bir tarafı Hoştürbet köyü. Yolun öbür tarafına geçiyor. Burası zaten Altunlak hudutları. Burası Koyunlu, Kuytuca bölgesine sirayet ediyor. Arka taraf Durucaz köyü, Kırdımalı sirayet ediyor. Ve bölgemizi bir altopot gibi projelendirmişler. Kazacaklar yerdeki alacakları rezervin verimliliğine bakacaklar. Bu bölgenin tamamına köstebek yuvasına çevirme aşamasına geçecekler. Ama öncelik tabii ki Gebrik mevkiindeki çıkaracakları olayın şeyine bakacaklar. Tabii buradan ne kadar ne çıkaracaklar onları planlamışlar. Ön bir şey yapmışlar. Çalışma. Şimdi bizim bölgemizdeki madenlerin görünüm şekli bakın şu altın karışımlı bir kuarsit kaya. Yerde bakır. Şu açık ocakta gördüğünüz kırmızı nokta bakırlı katman. Sarımsı olan yerlerde kuarsit kayanın içerisindeki altın. Ha bunlar nasıl oluşmuş? Yaklaşık 3 milyon yıl önce Allah-u Ekber Dağı'nın volkanik birikimlerinin bölgeye hamurlama yöntemiyle yani sıvı halde karışımıyla yer altından çıkan sıvı haldeki altın, bakır ve benzeri madenler bölgemize kadar sirayet etmiş, yer altında istiflenmişler. Yani ben her zaman derim Anadolu bir yeraltı zenginliğidir. Petrolünden, madeninden ve benzeri şeylerden, jeotermalinden bir cennettir. Bunu şerpmişler her zaman biliyor. Sıcak tutuyorlar. Çünkü etrafımızda her bölgede petrol var dediğimizde neden yok? Var. 5 kilometre derinlikteyiz. Çünkü biz yükselti dağlar olan bölgelerde sondaj yapmak zordur. Kayalı delmek, 5 kilometre kaya delmek maliyetli bir iştir. Yani o 5 kilometre uzunluğundaki bir tici, demiri aşağı indirmek zor bir iştir. Çünkü o orada burulma yapar, erime yapar. Yerin merkezine doğru ilerledikçe demirin mukavemeti gevşer. İşte büyük şirketler, yabancı ortaklı şirketler bu tür sondajları çağırıyorlar yapın diye. Netice itibariyle bizim bölgemizde
Şimdi şey yapmışlar, doğaya etki proje dönmesi, işte Milli Park. Burada Ardahan'da bir Milli Park'ı belirtmişler. En uzağı budur demişler, etki etmez. Göç yollarına, avlak alanlara, hayvanlara etkisi yok gibisinden. Raporda böyle bir basit usulde bir şey yapmışlar. Bakın burası, bizim merkezimiz şurası. Kırmızı nokta. Altunlar, Koyunlu, Kurtuca, Durcasköy ve burası da Ardahan. Ardahan'da bilmem biliyor musun? Mesire alanı burası. Milli Park. Jeopark bölgesiyiz biz. Bakın bu bölgelerin tamamında tarım alanı var. Ama vatandaşların chat raporunda. Bakın bu chat raporudur onların. Şu elimizde olan onların çıkarmış olduğu bir chat raporu. 400 sayfalık. Burayla ilgili çalışma yapmışlar. Bu onların şu an burayla ilgili projelendikleri bir belge. Bunun içerisinde burayla ilgili işte kimi bilimsel yaklaşımlı bilgiler atmışlar ama kes yapıştır çoğunluk. Çünkü ben inceledim. Yani çalışan çevre mühendisleri çalışmış burada. 4 tane gelmiş arkadaş. Bunun içinde ne hukukçusu var, ne çevrecisi var, ne de işte tarım hayvan bakıcılığı ilgili bir birim var. Sadece bu 4 çevre mühendisi gelmişler burada galiba. Bu muayene yapmışlar. Ha bu bölgedeki vadeli nasıl tespit etmişler? Tabirimce uzaktan algılama, yukarıdan. GPRS dediğimiz uzaktan algılama yöntemi vardır. Yani uydu yöntemiyle dış kaynaklı. Uydular kimin var? Amerikanlar en çok var ya da diğer güçlerin var. Yukarıdan sinyal gönderiyorlar. Sinyal yerin derinliğine iniyor ve geri dönüyor. Travel time dediğimiz seyahat süresi vardır. O sinyalin her madenden, topraktan, sudan geçiş bir süresi vardır. Bu değerler sabittir. Diyelim ki 2.6 altından geçme süresidir. Seyahat süresi, travel time dediğimiz. İşte sudan 1.2 seyahat süresidir. Katmanlara bu sinyal gidiyor, derinliklerde geri dönüyor. Döndüklerinde yer altında nelerin var olduğunu, neden ne kadar hızla geçtiğini bir jeolojik bir kestan yapıyor. Ondan sonra da işte kimin nerede ne hangi maden var onu şeylerine izliyorlar, portföylerine. İşte 2004'teki maden Cumhuriyet tarihinde kurulurken Cumhuriyet yasaklanmıştır dış güçlerin ülkeden maden çıkarması. Hani bir Lozan Anlaşması'yla işte yasaklasak onlar masal, farazi. Öyle bir şey yok. Kimse engel olamaz bize. Madenimizi biz çıkarabiliriz. Ama 2004'te iktidar değişince dış kaynaklı yabancı şirketlerin ülkemize girişine izin verildi. Ortaklı çalışıldı. Kendi içimizdeki şirketlerle ya da iktidara yakın şirketlerle. Televizyonlarda izliyorsunuz. Ülkemiz köstebek yuvasına çevrildi. Yani zeytin ağaçları ya. Koskoca zeytin ağaçları nasıl sökülür yerinde 1000 yıllık? Zeytin ağaçları söküyorlar. Yani olacak işte Ege'de. Ağrı'da yine aynı hikaye yaşıyorlar. Karadeniz'de aynı hikaye yaşıyorlar. HES diyorlar mesela. HES bir hikaye. HES çalışması yapıldı bir ara. Yabancı ortaklık. HES tamamen bir kurgu. Bölgedeki yeraltı zenginliklerini taramaydı o. Su setleri yapacağız. Suları şeye vereceğiz. Ne bileyim baraj yapacağız. Karadeniz'de HES'e ihtiyaç yok ki. Karadeniz suyu zaten aktif. Suyumuzda bu kaldı. Hedef o değil işte. İnsanları öyle kandırıyor ama asıl mesele şeydir. İşte HES çalışması yapıyoruz vesaire. Hani hidroelektrik santralleri için. HES dedim, hidroelektrik santralleri, enerji üretimi için. Karadeniz'de öyle bir şey yaptılar mı? Yapamadılar. Yalan. İnsanların sularını kestiler. Ağaçları, şeyleri kurudu, doğası yok oldu. Anadolu'nun tamamında bu şekilde bir yabancı ortaklığı. Şimdi Kanada'ya gidip bir ağaç kesin. İnanın ki size büyük bir ceza keserler. Kanada doğa katliamı yasaktır. Adamlar altın çıkarmak için dere suyunu kullanırlar. Tazikli su kullanırlar, suyla ayrıştırırlar kayaçları. Arsenik, marsenik, kimyasal, hidrosülfürik asit. Bunlar asla yapılmaz. Yani Kanada ve diğer Avrupa ülkeleri. Nerede yapılır? Üçüncü sınıf ülkeler işte. Afrika'da, gelişmemiş ülkelerde, bizim gibi işte sömürge şeyle dönüşmüş ülkelerde. Sen adamı davet edersen adam seni sömürge görecek. Senin gelip de altınını çıkarırken senin şeyine doğana acımayacak ki. Senin geleceğine bakmayacak ki. Yani bugün biz varız, yarın çocuklarımız, torunlarımız olacak bu bölgede. Sen doğayı yok edersen, doğada her şeyi zehirlersen yaşar mı? Bir şey yaşamaz. Koza Grup da bu yolda giden bir firma. Koza Grup arkasında değişik firmalar var yabancı kaynaklı ama Koza Grup işin şeyi paravanı.
Ama dediğim gibi ÇED raporu, TOZA grubu ÇED raporu geniş güzel hazırlanmış. İki yerde zaten şu an olur raporu almış ama saygıdeğer milletvekili var CHP'den. Onun beyanatlarına göre 7 yere başvuru yapılmış. İkisinden olur alınmış. 5'inde beklemede. Orada neler bilmiyorum. Ama galiba bu halinden olay çıkmış diyebiliyorum ben. Yani Gönül Özel İdaresi. Tabii bu konuyu bir de merak ettiğim bir şey var. Bu olay 2020 yılında başlamış. Bu çalışma, altyapı. 2030'da taahhüt etmiş, bitireceğim Kozoglu. Bu bölgede çalışmamı 2030'da bitireceğim. Ha verim artarsa 2030'u geçecek. Yani 2030 şu bölgeye taahhüt etmiş galiba. Verim artarsa bu 20 bin dönümlük alana, yani şurası 158 dönümlük bir bölge. Çıkacak altın, bakır. Yaklaşık 0.16 ton altın çıkacakmış. 662 ton bakır. Gevrek mevkiindeki çıkarılacak kuyudan, yani açık ocaktan. İlk çalışmalar. Tabi buradan çıkacak fosa var, asitli su var, hani arsenikli su var. Hidrosülfürik asit bildiğimiz gibi havuzlama yöntemiyle bekletilir, o havaya püskürtülür. Çünkü su, asitli suyu doğaya bırakamaz. Doğada onu orada havuzlama yapıyor. Peyderpey değişik dönemlerde pompalarla havaya fışkırtıyor. Hidrosülfüre dönüşüyor bu havada. Hidrosülfür nedir? Asitli, ilk oksijenle karışarak asitli bir şey oluşuyor. Yani havada bulup su, nem. O ne oluyor? Yağmurlar gidiyor toprağa. Topraktan ne oluyor? Ota, böceğe, canlıya etki ediyor. Akabinde bu hidrosülfürlü malzemenin toprağa inmesiyle bizim yiyeceğimiz, içeceğimiz her şeyimiz mahvolmuş olacak. Tarlalarımız çorak olacak. Ha bir dönem ne yaptı Batı? Taban gübresi, boy gübresi diye kendilerini terk ettiği, bu kimyasal gübre biliyorsunuz, kendilerini terk ettiği, zararını gördüğü için, yani haşare ve benzeri şeye etkilemek için, işte mahsulün boyunu uzatmak, verimleştirmek için kimyasal bir tuz. Ama bizim toplumumuza bunu bedava dağıttılar. Özel dönemde yanılmıyorsam başladı bu iş. Bedava dağıttılar. Tarlalarımız oldu birkaç sene sonra. Çoraklaştı. Kısa kısa bitti. Niye bitti? Çünkü bu tuz bir yere gitmez. Toprağın tabağında bir tuz yapısı oluştu. Yaptı bitkilerimizi. Bakın GAP projesinde aynı şeyi yaşıyoruz. GAP projesinde suyu barajı tuttular. Hiçbir öyle çalışma yapmadan. O su biraz solan sudur. Van Gölü'ndeki su gibi. GAP barajına, Güneydoğu projesindeki GAP kapsamındaki barajlardaki su solan sudur. Bunu Harran Ovası'na verdiler. Borularla. Tabii bu öyle hemen verilmez. Bugün İsrail'e gidin, Batı'ya gidin, bunlar havalandırma yapılır, çökertme yapılır bu sular. İçerisindeki sodalı malzeme ayrıştırılır, sonra doğaya sarılır. Tarımda kullanılır. Ama bizim tabii bu yöntem uygulanmadı, direkt Harran Ovası'na verildi. Harran Ovası'nda benim düştü. Ondan sonra İsrail dedi, bana verin ben hallederim. Tarımsal Uzer da aynı şeyi yapıyor İsrail firmalar. Harran Ovası'nda aynı şeyi yapıyorlar, tarımsal çalışma. Bu konuda uyanık olmalıyız yani. Neticede bizim topraklarımız değerli. İstanbul'a gittim, paçayı kurtardım, bari demeyeceğiz. Tarih, benim bir tarih hocam vardı, üniversite, lisede okurken, Gönül Lisesi'nde. Tarih tekerrürden ibarettir, geldiğin noktaya dönersin. Gün gelir, zaman olur, bazı vakalar vuku bulur, geldiğin topraklara dönmek zorunda kalırsın. Yani İstanbul'da kaldık için İstanbul'da kök salacak halimiz yok. Böyle ki doğudaki büyük deprem gibi İstanbul'da olduğu zaman nereye kaçacaksın sen? Kimse seni orada misafir etmez. Burada önemli bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi şu ÇED raporunda depremi gizlemişler dedin değil mi? Depremi es geçmişler. Yani dolayısıyla gizlemişler. Hayır gizlemişler. Böyle bir aldatmaca var. Yani, çıkış yönümüz olur mu? He? Çıkış yönümüz olur mu? Kaynaklarımızda bir son zaten. Yani, bir fayı neden vermişsiniz? Mahkemede bizden sakladılar. Bizden gizlediler. Gelecek şimdi avukat arkadaşımız Cömert'e aktardım onu. Hukukçu arkadaşlarımız bu konuda kaynaklardan birisi. En büyük kaynaklar. Evet. Yani bu Koyunlu ve Durucazköy Balçeşme arasında 2022 Eylül önüne kırılan 5.3'lük bir depremin sonucunda 8 kilometrelik bir kırık var orada şu an. Aktiftir o. Burada
da senin belgelersen. Ya belgeleme Kandil'de zaten kayıt da bu. Benim belgeme gerek yok. Kandil'e girin. 2022 Eylül ayında göle depremine girin. 10 tane bulursunuz. Bir Durcasın köy hudutlarında olmuş. Bir Basçeşme hudutlarında olmuş. Bir Çurlu bölgesinin, Çurlu köyünün hudutlarında olmuş. Ki olduğu yer evden niye yıkıldı? Hudutlara yıkılmadı. Yani 5.3 basit bir deprem değildir. Ama bizim beklediğimiz olay şudur. Şimdi bu bölgede o kırılmadan sonra 8 kilometre sonra Horasan, Şenkaya, Bayındağ, Altunlar, Koyunlu köyünden başlayıp işte Duruşası, Balçeşme, Molla Hasan, Yağmuroğlu vesaire ve Çalbaz Çıldır'a doğru, yani buradan da Emirsan'a doğru uzanan bir 50 kilometrelik bir hayatta olmuştu. Ha bunları tamam bir anda kırılır mı, parça parça mı kırılır bilmiyoruz ama ortalama biz tahmin ediyoruz ki 5.8 ile 6 arasında deprem bekliyoruz bölgelerde. Olası. Dünya çünkü aktiftir. Dünyanın bir yerindeki bir depremin başka bölgelerin etkisi vardır. Domino taşı gibidir. Ha başka bilim adamları çıkar der ki ya oranın buraya ne etkisi var? Öyle değil işte. Bizim dünyamız ilk oluşumda tek bir kıtaydı. Lavrasya. Sonra tek kıta bölüştü. Lavrasya Gondwana diye iki kıta ayrıldı. Bu iki kıtanın arasında Tetis Denizi vardı. İşte bizim bu dağlarımızdaki kum çıkıyor ya, kum, deniz malzemesi. Tetis Denizi'nin tamamıyız biz. Sonra o Lavrasya ve Gondwana kıtası parçalandı, yedi kıta ayrıldı. Nedir bu zaman sürecinde? Bizler yükseldi olduk. Akdeniz işte bir kalıntısıdır. Bizler dağlar malı yükseldi ve biz denizden karasala dönüştük. Bahsettim tabii bir milyon yıllar öncesinde. Sonuçta bölgemiz bu tür kaynaklara merkez oluşturmaktadır. Kendi topraklarımızı korumamız lazım. Bölgemizde işte bahsedeceğim şey konuda yani dünya kıtaları ayrılırken kıtaların aralarında fay hatları var. Amerika'da San Andreas fay hattı var mesela. Hocam biraz soru alalım mı? He? Biraz soru alalım çünkü tabii. Kafasına takılan kıymetli siyasetlerimizde soru sormak isteyen var mı böyle? Ben bir şey söyleyeyim. Böyle. Şimdi özellikle köy halkının merak ettiği şeylerden biri. Şimdi geçen gün yapılan canlı yayında şey söylendi. Patlatma sistemi söylendi. Dinamitli patlatma evet. Raporda iddia ediyor ama. İşte raporda şimdi biz gelmeden önce de konuştuk. Raporda siyanür var mı? Var var. Çalışmaya devam ediyor zaten. Başkanı sayıştırıyor. Orada yazmış. Yani ama hafif geçiştirmiş. Öyle yüzünü şimdi gibi. Hafif geçiştirmişler. Kandırmayacak. Tabii ki sonrasında belli bir havlu sistemi. Oraya kefteye vurdu mu? Zaten sana onu sormaz. Ne kullanacağını sorma sana. Adam orada üstüne bastırarak siyanürle yapacağım demiyor ki. Demiyor. Yöntemi mi dökmüş? Yani yöntemde anlatmış da. Altına ayrı bir yöntem. Açık ocak usulünde altında sayıştırılır. Hidrosültürik asit yani. Siyanürle altın. Siyanürle. Çünkü şu kayadan sen, şu kayadan altın var. Şimdi sen bunu altında nasıl ayıştıracaksın? Bunu önce öğütüyorlar. Kırıntıhaneye getiriyorlar. Ondan sonra bu hidrosültürik siyanür asit yani siyanürle yıkıyorlar. Altının tutulmasını önlüyorlar. Bu kayaçlar. Kayaç. Kuvarsitlik bir kayaçtır yani volkanik bir kayaçtır. Buna yapışmıştır çünkü dünyanın o Andaykar Dağı'nın 3000 yıl önceki aktif döneminde püskürmelerle yer altından çıkan altın, bakır ve benzeri maddeler kireç taşlarını eriterek mermer şekline dönüştür. Yani mermerler kireç taşının öncesidir. Bir de yine geçen akşam konuşulan işte toprağı burada ayrıştırmayacağız. Erzincan'a taşıyacağız. O bir kandırmaca. O da kandırmaca. İşte gördük. Nereye götürmüşler? Hiçbir hemen dağın tepesine fayın üzerine oturtmuşlar. 30 milyon ton toprak orada. Bakın arkadaşlar çöp dağlarında ne oluyor? Çöp dağları durduk yere patlıyor, göçüyor. Niye patlıyor? Metan gazı oluşuyor. Metan gazı nedir? Kabarmadır, şişmedir, yanmadır. İşte bir şey yanmadır. Bizim bölgede aynı şey olduğu zaman yeri belli zaten. Şurada mesela adam şurada bu noktaları belirtmiş. İşte şu noktada bakın renk renk koymuş. Şu arka bölgesi, şu yeşil olan bölge onların şeydir, istihbebe. Posa bölgesi. Arkadaşlar sarı, biraz sessiz. Sarı bölge onların açık ocak usulü yöntemiyle yaptıkları yer. Şu kırmızı nokta ofisleri zaten. Orası gidiş değil mi? Hayır, burası. Bizim arkadaşlar, bir çıfır olmanın için lütfen. Bakın benim bahsettiğim olaylar, şu an bahsettiğim olaylar bizim Gemlik Mefkiindeki, mahallesindeki olaydan bahsediyoruz. Çok az. Tabii.
Bakın burada yeşil olan bölge çıkacak malzemenin istifleneceği bölge, yani posa. Siyanürlü, hidrosürtüklü malzeme, yani atık malzemesi. Şu kırmızı bölge açık kuyu, şu an şurada var ya, açık ocak, orası. Bu şekilde geliştirecek, evet açık ocak budur. Açık ocağı nasıl yapacak vatandaş, çukurlaştıracak? Piramit patlatacak. Deneyecek son bağıcına. 7 tane diyor da böyle bir ocağa 15 dönümlük bir alana sen 15 dönümlük bir ocak açacak vatandaş burada. 15 dönüm. İstiklalde 3 dönümlük bir alana şey istifleyecekmiş. İşte bir dönümlü üstündeki tarım toprağıymış vesaire vesaire ama netice itibariyle havuzu var bu işin. Dikkatın suyu nereye götürecek? Nereye koyamaz. O da yine şu ya, kenarda bak şurada kenarda bir göstermiş oraya. Artık orası tam olarak bilmiyorum. Tepe bir bölgeye galiba denk geliyor ama çukurluk malzemeyle birlikte bölge. Orada galiba bir çukurluk var. Şu yeşil alan çukurluğa denk geliyor. Onun yanındaki bölge... Bir duman nönüne hocam, bir duman nönüne. Evet evet, onun yanındaki de... Sizin tabiriniz belki İsmail'in çayırına. Siyanürlü şimdi altını ayrıştırdıktan sonra bir su atığı çıkacak. Şey yapacak. Su atığını havuzlama yöntemiyle bir yerde istifliyorlar. Membran dediğimiz plastik malzemeyle altını katmanı oluşturuyor, toprak taşmasın diye ama o bir asetin altında membranla dayanmaz. O onların keresi toprağa karışıyor. Hocam bir soru soracağım. Tabii ki. Bize bana da şimdi mesaj gelmiş akşam. Göledeki petrol kapatımı biliyorsun. Evet, komptaki sondaj. Bir de komptakta bir kömür var. Yani burada niçin bunları yapıyorlar? Yani bunlar petrol ürününü açmak istiyorlar. Şimdi bakın, PDP bölgemizde bir deneme yarama yöntemleri yapıyorlar. Yer altından bir giriş yapıyorlar. Deri alıyorlar. Dedim ya, havadan yaptıkları o şey var ya, burada GPRS buradan alt sinyal gönderiyor ya, bunun aynısını denerek yapıyorlar. Yerin altına dinamik, geldik yerine dinamik patlatıyorlar kuyuya. Kuyuda patlayan dinamitin sinyalleri geliyor sana yukarı. Havadaki yaptığı gibi yerde de deliklerde de aynı şey yapıyorlar. Patlat, açtıkları kuyruk deliklerde delik patlatıyorlar. Patlağın dinamiği verdiği enerji, yayılma süresi var. Yani yaklaşık işte 1,5-2 şiddetinde bir deprem hassasiyetinde o yukarı çıkarken işte toprak kadar bir hızla geçer, yani travma kaybedip seyahat süresinde. Kumdan ayrı bir sürede geçer, hava boşluğunda ayrı bir süre geçer. Bakır'da ayrı geçer, kumdan işte kireç taşına ayrı bir sürede geçer. Bu gelen sinyalleri topluyorlar, yer altından bir istihdamla profil çiziyorlar. Aa bunlar üstgeler dizilmişler işte bizim. Gebrik devkindeler aynı şeyi denemişler. İstihdamı yaklaşık 5 kilometre, 5 metre aşağıda. 5 metre kazacaklar altından. Altını, bakırı, karışımı da malzemeye alacaklar. Burada 5 kilometrelik bir, 5 metrelik bir kazı üst toprağı alacaklar. Onun altına gelecekler işte. Zamanında işte Allahfer Dağı'nın etkisiyle buraya yayılan toprak kayayla kuarsla karışımlı bakır ve altını o 5 metrenin altından alacaklar. Tabii patlatacaklar o taşları. Onları öğütecekler. Taşların içerisinden bakır ve altını çıkarmalarının bir yöntemi vardır. Açık ocaklar. Hidrosülfür nasıl geldi? Siyanür. Siyanür iyi bir şekilde bunları alıştırıyor zaten. Yıkama yöntemini yapıyorlar. Siyanürle ayrıştırıyorlar ama siyanürle ayrıştırıyorlar. Siyanürden çıkan bir su vardır. Suyu havuzluyorlar o bölgeye. Altından işte yaklaşık işte 274 gevrek mevkinden çıkıyor. Altında 274 tonluk bir şey var. Maden cevheri. 470 küsürlük de bir posa var. 475 tonluk da bir posa var. O posayı dediğim gibi işte şu yukarıda bahsettiğim bölgeye koyuyorlar. 275 tonluk cevher, altın bakır karşılığı tabii. Onu da yine o bölgede tekrardan öğütüyorlar. Hidrosülfürik asitle siyanürle ayrıştırıyorlar. Çıkan suyu da yine o bölgede istifleyecekler. Sonuçta malzemeyi alacaklar, altını alacaklar. Sana bir şey yok, o altınlar sahiplerine gidecek. Vatandaşa bir şey yok yani, vatandaş burada hiçbir şey menfaat beklemesin. Devlete de yok. Kazak firmanın devleti çok cüzi bir miktar görüyor. Kazan, taşeron firma kim ise o altın sahibi. Yerli yabancı. Bakın Mustafa Küpeli Başkan dediği gibi daha önce de 495 yanılıyorsam ton bugüne kadar altın çıkarmış Türkiye topraklarından. %85'in nereye gitmiş yurt dışına.
bizden mal edilmemiş. %15'lik kısmı kime gitmiş? Çalık grubu gibi, Koza grubu gibi firmalar almış. Devlet, yani bundan çok da bir istifade etmemiş. Ya da vatandaşa zaten yazılmış. Şimdi, yani şu an maden ocağı bölgesinde çalışma yapılırsa tarla sahipleri sakın unutulması. Tarla sahipleri tapta ne göstermiş diyelim miktarı? 20 milyon. Kalırsa 20 milyon kenara çekiliriz. Çünkü düştü seni. Altı hazinenin sen asla oraya değinemezsin. Onun için de tarla sahipleri seviliyor, el oluşturuyorsa asla böyle yok. Sevilecek kapılmasınlar. Onların tarlaları elde ediliyor. Parası da bir kenara çekiliyor. Hocam, yoruldunuz. Yoruldunuz. Olacak, alacağız sonra. Biz Avukat Bey diyoruz. Hocam sizin de alalım diye bize. Size daha sonra yine soru soracak olacak. Ben dinledim. Sabrınıza teşekkür ederim. Umarım yeterince bilgi verebildim. Soğuk almış İstanbul'da yollar. Bayağı bir sesim de kısıktı. Ama yine de kendi doğduğumuz topraklarımız. Buranın çocuğuyuz. Tabii ki sahip çıkacağız topraklarımıza. Sizlerin de gayretlerini bekliyoruz. Kalabalık bir duvardır. Bir kaledir. Kalabalık olursa kaleyi aşamazlar. Sayın başkanım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu çentrafonuyla ilgili bir sorun olacak size. Tam mı açıldı? Fay hattı gösterilmemiş. Bir de buradan Ardahan'a kadar şey mi diyor? Yani tablo mu? Ekelek biçenek mi gösterilmiş yoksa şey mi? Fay diyorsun. Dağlık mı? Dağ olarak mı gösterilmiş? Noktadım, devam edeceğiz. Tamam, daha devam edeceğiz. Hayır, bir öğrenmemiz gerekiyor. Çentrafonunda bakın. Yani es geçilmiş. Fay hattı es geçilmiş, gösterilmemiş. Fay hattı başka bir şey. Fay hattı başka bir şey, benim bahsettiğim avlak alanı, jeopark alanı, çevresi, tarım alanı veya farklı bir şey. Tarım alanı olarak gösterilmemiş, olur mu? Yani göstermiştik de, onların raporlarına göre bölgede yani etkileyecek bir şey yok gibi göstermişler yani kendi. Göç yollarını es geçilmiş, avlak alanları yok denmiş, biliyorsun avlak alanı. Bu tür şeyler, tarım alanlarının yoğunluğunu fazla şey yapmışlar. Adam Ardahanesi'ndeki işte o parkı göstermişler, Mesleğir alanına göstermişler. En milli park, en etki olacak alan bizden şu kadar bir kilometre uzakta demişler. Halbuki köyde bir şey değil. Bizim çevremizde yani öyle milli parklar çok var. Evet, hocam ben çok teşekkür ederim. Hocam sorum şu olacak. Siz bu siyanürü havaya veriyorlar ya. Evet. Asit yani oluşuyor. Bir yere sayılıyor. Düşürüp tarım bitiyor. Doğru mu? Ya enişte etki ama. Enişteki şey videoyu izlerseniz. Tarım arazileri, dağların morardığını görmüşsünüz. Çorak başlığını görmüşsünüz. Olay şu. Zaten bir müsibet bin nasihatlar değildir. Mesela evet. O çıkarken bir işte hepimiz bir kule. Evet. Yani o sizin hepimiz asil bir anlığı. Adam yanmış çamşırdı ya. Suyu ne yapacak oradaki havuz suyu ne yapacak adam orada bekletmeyecek. Gizli. Kime göndermiş? Hocam şunu sormayacağım. Evet. Yani o asit yağmuru. Evet. Kaç kilometre tarım alanını etkiliyor? Irmaklara bulaşırsa onun için mesela. Vatandaşın ne kadar su hapsettiğine bağlı orada, ne kadar su kullandığına bağlı. Havuzunun tonajını bilmiyorum. 300 ton mu, 200 ton mu, 100 ton mu? Onun bir hesabı var. Hesabına göre kaç suyun içerisindeki hidrosülfürik asidi siyanürün ne kadar oranı var. Bu da önemli. Bunlara göre tabii ki on nece bir şey burada havaya, doğaya etkisi olacak. Ben demek istedim oradaki o havuzdaki suyu gizli şeyde öyle yapıyor işte. Havaya salıyor. Rüzgarlı havada özellikle. Rüzgarlı havada. Yapıyorlar bu işi. Püskürtme yöntemini. Hani sen tarım alanında yapıyorsun da püskürtme. Hani ki. Rüzgar alsın doğaya tamam. Yani özellikle paylaşlı rüzgarlı havada bu işi yaparlar. Yani etki alanı oradaki suyun miktarına göre değişir. Bakın sakın. Üstadım şu bizim bölge bak şu nokta. Şuradayız biz. Ama etki alanımız bakın burası tamamıdır. Daha bu tarafa da gel aşağı da göstermedik yani göle, Çenkaya. Yaklaşık 50 kilometre. Yukarısı Ardahan, şurası Ardahan'dır. Ardahan'daki işte Milli Parkı uzaktır etki etmez diye bahsetmiş ama etki ediyor, nasıl etmiyor? Göç yolları var. Göç yolları bizim yeni giden göçmen kuşlarımız var. Leylekler mesela en basit örneği.
Sen bunu böyle çapı yaparsan hayvan havada uçarken o etkilenip gelmez. Ya da ölür. Bilinçli canlı hayvanlar kuşlara dönüyor. Tabii tarım arazileri, hayvanlar, otlaklar canlısın zaten, zehir. Burada kaşarızlar zaten eline kafasına kadar düşünür. Kaşarızlar arkanızda olmalı. Özellikle kaşarız arkanızda olmalı. Şimdi buraya kazma olduğu zaman biz kalbimizin tanıdığı diyebilir misiniz? Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar hocama teşekkür ediyorum. Şimdi aydınlanmanın yani akşam araflamakta yine zamanı geldi. Dolayısıyla daha önce bizim çok kıymetli sizlerce partilerimize gönderilerimizle bunları söz vermeden önce biraz daha konuyu anlamak, biraz daha konuyu anlatmak gerekir. Dolayısıyla avukatımız Diyarbiyat gerçekten Cömert Bey Kur'an eğitimde bir ücretsiz çalıştı. Kur'an elinden 10 yıl bizimle dayanışma içerisinde oldu, bizimle direndi. Avukat Bey 10 yıl gerçekten davalarda yani hepimizden fazla emeği oldu. Teşekkür ederim. Yalnız Avukat Bey'e gelmeden de bizi buraya gönderen Esenlik Üniversitesi Başkanı'na teşekkür ediyorum. Araç sağladı. Göre Denekler Federasyonu Genel Başkanı Eren Kükeli'ye teşekkür ediyorum. Ve Çakır Üniversitesi Başkanı Erol Kırma, Erol Aydın'a. Arpaşehir Dernek Başkanı Halit Müze, Gürdeman Dernek Başkanı aynı zamanda sponsorluk yapan Ali Odabaş. Gülsay Akın Ülgün Köy Dernek Başkanı, Altınla Köy Dernek Başkanı Sinan Kaya çok emek verdi. Yine Nihat Kaya biliyorsunuz yani değil gövdesinin taşına atılabilmiş. Teşekkür ederim. Şimdi şeyde Abdullah Ülgün Güzel hep anasının ismiyle atılmış. Tam oradan bulunduktan sonra Ermeniler Türkçe biliyor. Şunu çağırıyorlar, Abdullah Gülüzar'ı görüyorlar. Gülüzar'a da yerli bakır oldu ölmüş. Bakın minister daha öyle. Diyor ki, Abdullah öldüyse, Gülüzar buradadır. Oğlunun cenazesini bekletmeden kanlı elbiselerini bu topraklar. Şimdi Cömert Bey de dayısı, Allah rahmet eylesin, başlarını diliyorum. İnan cenazeyi derdinden geldi. Çok çok anlamlı, bizim için çok kıymetli. Kendisine çok teşekkür ederim. Acılı acılı geldi aramıza katıldı. Bu vatanı çok kıymetli oldu işte. Böylece böylece yerlerden gelecek. Böyle sahip çıkacaklar. Hocam biz çok konuştuk. Teşekkür ederim. Allah herkese merhabalar. Dün acı bir haberle dayım Nadim Usta'yı kaybettik. Kendisi 90 yıl bu coğrafyada yaşadık. Ankara'da kaybettik. Öncelikle onların sahibi buradayım. İzniniz olsa ben de ayaktan soracağım bu işleri. Yalnız şunu da almanız lazım. Elen al, elen. Elen al. Gundik köyündeyim. 4 yaşıma kadar ben de buralardaydım. Sonrasında her güneli gibi bizler de bir göç dalgasıyla taşındık. 15 yıldır avukatlık yapıyorum. Ana alanım bu. Çevre hukuku. Türkiye'nin neresinde bir maden, neresinde bir HES, neresinde bir termik santral, neresinde bir taş ocağı üzerinden baktığınızda insanların yaşam alanını, köylerini talan eden bir proje varsa onlarla ilgili davalarda gönüllü olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Finalde kendi başımıza da geldi. Ama şu ana kadar öğrendiklerimizle, deneyimlerimizle bunun da başından kalkacağız. Yani kimse moralini bozmasın. Çok uydurma raporlarla birlikte gelip bir şekilde buraları yok etmeye çalışıyorlar. Şu an burada da sadece bir başlangıç gibi bir şey içerisindeler ama bu yarayı açtıklarında bunun devamı gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi şurası burada çalışacağız diyorlar ama şu mavi çizgiyle görmüş olduğunuz alan ruhsatın tamamı. Bu ruhsatın arkasında başka bir ruhsat daha var. Şöyle Durucasu, Gırdamal dediğimiz tarafa doğru da ilerliyor. Tam şuradan şöyle bir hat geliyor. Bizim Gundik'in de içerisinde geçen bir fay hattı var. Burada bahsedilmiyor. Şimdi bu
raporlar hazırlandıklarında temel mantık şu. Gerçeği sakla, bu şekilde kurumlara sun. Kurumlar da bunu denetlemedikleri için bu haliyle geçip gidiyor. Ama bir insan evladı gelip burada siz burada ne yaptınız hayırdır deyip bir dava açtığı anda bilir kişileriyle vesaire gelip bunun daha hiç uygun bir şekilde niye mal olduğunu anlama fırsatı elde edebiliyoruz. Maalesef dava açmadan bu sorunları çok fazla def edemiyoruz. Ama şu an dönem olarak şöyle bir avantaja sahibiz. Henüz yolun başındayız. Yani ruhsat belirlenmiş, ruhsatın kendisini hiçbirimizin haberi olmadı çünkü bunlar kimseye duyurulmuyor. Enerji Bakanlığı'nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü var. Kendi bünyelerinde burayı ruhsatlandırmışlar. Bu ruhsatı ihaleye çıkarmışlar. Koza Altın isimli bir firma gelip buraya başvurmuş ve buranın ruhsatını devralmış. Koza Altın hangi firma biliyor musunuz? Yıllar önce Bergama'da bu işleri yapan, FETÖ sonrasında sahibi yurt dışına çıktığı için şu an TMSF'ye kalan ama aynı şekilde Erzincan ilişteki madeni de başlatan firma. Yani Erzincan'daki ilk düğmeyi yanlış bağlarsan devam öyle gider derler ya, Erzincan'daki bu şeyi başlatan yerlerden biri. Ve bununla ilgili gene hemşehrimiz İlhan Ciyaner savcı, o Erzincan'daki ilişteki madenin hukuksuzlukları ile ilgilendiği için başından bir sürü vadire atlatmak zorunda kalmıştı. Geçen hafta 13 Şubat'ta Erzincan ilişteki kaza olunca Erzincan ilişe giden heyet içerisinde ben de yer aldım. CHP'nin enerji ve tabii kaynaklardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'la birlikte sahaya gittik ve orada kazanın oluş biçimlerini inceleme şansımız oldu. Geliyor, köye yerleşiyor. Köy bu arada Şavaklar dediğimiz Erzincan tulum peynirinin üretildiği yer. Gelip köyü yerinden taşıyor. İnsanlara da bir miktar para vererek diyor ki bize bir dava açmayacaksınız. İnsanlar da aldığı para karşılığında size karşı dava açmayacağım diye sözleşme imzalamışlar. İnsanları etkisizleştirmişler. Gitmişler kurumlara sponsor olmuşlar. Birçok şeylerini maddi olarak karşılayacaklarını söylemişler. Kimse irdelememiş bunlar burada ne yapıyor. Firma orada denetimsiz kalınca da yıllar üzerinde daha fazla üretim yapmak için dağı taşı delik deşik etmiş durumda. Şimdi burada da şu an gelmiş ve şu kadar küçük bir yer üzerinden şey yapacağını söylüyor. Ama kendisi proje tanıtım dosyasında da bunu söylüyor. İlk başta diyor şu kadar şeyle başlıyoruz diyor. Buradan 1 milyon ton altın bile çıkmıyor mesela şu an. Ama ilerleyen aşamada şu ruhsatın içerisine doğru, belki arkalarına doğru bir şekilde burası büyüyecek. Ve bugün diyor ki biz burada siyanürlü altını zenginleştirmeyeceğiz diyorlar. Gümüşhane'ye götüreceğiz diyorlar ama yarın burada işler büyüdüğünde Gümüşhane'ye götürmek diye bir yalan kalmayacak. Yarın onu da gelip burada yine bir şekilde buralarda bunun çalışmalarını başlatmış olacaklar. Sonrasında da bu köyler yavaş yavaş yok edilecek. Bir şekilde buralardan göç etmeye zorlanacaksınız. Zaten çok göç vermiş bir bölgedeyiz. Kalanlar da hani şey değil, hani insansız bir coğrafya değil burası. Yani bütün köylerde hatırı sayısız şekilde bir nüfus barınıyor ve temel kaynağınız hayvancılık. Şimdi sürekli şurada patlatma yapacaklar. Bu patlatmanın gürültüsü altında yaşayacaksınız. Şöyle bir şey söyleyecekler. İşte jandarmanın kontrolü altında bunu yapıyoruz diyecekler. Yalan. O tutanakların nasıl şekilde hazırlandıklarını biliyoruz. O tutanakları sonrasında bir karakola uğrayıp bir çay içerek o sırada imzalandığını da görebiliyorsunuz ve orada ne kadar patlayıcı kullanıldığını, ne kadar dinamit kullandığını kimse gelip denetlemiyor. Kimsenin denetlemediği yerde köyde o eski ağırlar zamanla onun titreşimle yıkılma tehlikesi altında yaşayacak. Daha 2 sene önce Balçeşme tarafındaki bir depremden kaynaklı burada da bir sürü sorun yaşadı. Ve bir deprem coğrafyasında bugün 11 ili kapsayan yerde de görüyorsunuz.
Burada da sizler de deneyimlediniz. Kimse gelip sahip çıkmıyor. Sadece bir çadır getiriliyor. İlk gün birileri geliyor. Sonrasında kendi kaderine terk edilmiş gidiyor. Şimdi bunu bu şekilde izin vermek mi istiyoruz? Yoksa biz bunu def etmek mi istiyoruz? Şimdi burada kritik eşik bu. Yani biz burada ne istiyoruz? Tamam bırakalım gitsin, zaten burada yaşamıyoruz, etmiyoruz. Bir takım zaten kente göç etmiş birileri, ben de dahil, gelmiş burada bir şeyler anlatıyor ama buranın kışını soğuğunu biz çekiyoruz mu diyoruz? Hayır, biz zaten buradayız. Gidecek başka bir yerimiz de yok. Ve buralar olduğu gibi bizim. Yani bunun kendisi gelip burada sizin kültürünüzü, varlığınızı, benliğinizi değiştirmenin birinci projesi. Yani bu buraya geldiğinde sadece kamyonuyla gelmiyor. Kendiyle birlikte o Yoz kültürünü de buraya taşıyıp sizlerin buradaki varlığını, benliğini bambaşka bir boyuta taşıyacak bir çalışma silsilesi. Bunun olduğu yerleri birçok yerde şey yapıyorsunuz. Gümüşhane'de bu kozanın buradan altın götürüyor ya Gümüşhane'ye. Gümüşhane'de siyanürle ölen insanlar var. Savcılık takipsizlik kararı veriyor. Savcılık takipsizlik kararı veriyor. Dosyada Trabzon'daki adli tıp kurumundan gelmiş siyanürle ölüm raporu olmasına rağmen. Yani kimse de sahip çıkmıyor. Böyle bir ölüm. Yani bunu böyle bir ölüme maaşla gitmeye razı mıyız değil miyiz? Şimdi bu soruların üzerinden şey yapacağız. Yani şu an çok sert bir noktadan girmişim gibi hissetmeyin. Gerçekten de durum bu. Ve bunu Türkiye'nin birçok yerinde bunu yaşıyorlar. Çanakkale'den Mersin'e tutun, Sinop'tan Karadeniz şehirlerine tutun. Birçok yerde bu dosyalarla ilgili avukatlık deneyimim oldu. Emin olun birçok yerde benzer sorunlar yaşandı. İlk başta geldiler bize, belli sözler verildi. Ya köylüye kamyon aldırmış. Gümüşhane'de Yıldızlar diye bir maden firması. Köylüye kamyon aldırmış. Adam İstanbul'da memleketine göçmüş. Kamyon almış. Öbürü servis minibüsü almış. Hepimiz bu madenle ilişkili. Biz de çalışacağız diye. Şimdi hepsi borç vatanda. Belli bir dönem çalıştırıyor. Seçim dönemini bekliyor. Seçim dönemine gelince halk da oraya bağlı olduğu için bütün ekmeği. Halk bu sefer diyor ki ya bu şirket bir şekilde çalışmaya başlasın diyor. Şirket bu sefer bunu fırsat biliyor. Siyasilerle bunun pazarlığını yapıyor. 3-4 ay çalıştırıyor. Sonra gene aynı terane. Yani bütün coğrafyalarda benzer sıkıntılarını da yaşıyorlar. Ve burada şu proje için 6 milyon bütçe bitmişler. 6 milyon liraya bunun sondajını yapamazsınız. 6 milyon liraya bugün bir kentte ev de alamazsınız. Yani şu an sadece böyle bir şey üzerinden, küçük bir proje üzerinden bunu sanki hafif bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Ama bu zamanla dediğim gibi herhangi bir yöne doğru, arkaya da olacak, şu taraflara da olacak bir şekilde buranın boyutu büyüyecek ve böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir şey tamamlayayım mı? Şey yapalım. Şimdi proje dosyası bununla ilgili Ardahan Valiliği'nde, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde. Orada dese ki chat gerekli değil, kimse gelip sizde bu projeyle ilgili fikrinizi sormadan bu projeyi bir şekilde hayata geçirmiş olacaklar. Ama dese ki chat gereklidir, bu sefer Ankara Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda bir genel müdürlüğü var, oraya başvurmaları gerekecek. O zaman gelip köyde halkın toplantısı, tanıtım, bilgilendirme toplantısı gibi şeyler yapıp sizleri de bununla ilgili fikirlerini almaya çalışacaklar ama yalan. Gelecek buraya büyük bir hoparlör koyacak. Kimse sizi dinlemeyecek. O şekilde bir tutanak bağlayıp gidecekler. Sonra diyecekler ki halka gittik. Protesto etseniz de şunu diyecekler. Bilgilenme hakkını kullanmadılar diyecekler. Bu şekilde bir silsileyle birlikte bunu çala kalem buradan şey yapmış olacaklar. Çünkü şu chat tamamen kağıt üzerinde bir hikaye. Yani gelip şurada hangi çiçekler var, hangi hayvan türleri yaşıyor. Kimse buna bakmıyor mesela. Açıyor birkaç ansiklopedi. Orada diyor ki burada işte diyor sarı çiçek var. Sarı çiçeği koyduk. Biz zaten şöyle bir çalışma yapacağız. Sarı çiçek zaten bunun doğusunda duruyor. Bizim rüzgar. Batıya vurur sarı çiçeği hiçbir şey olmaz. Buraya göçmen kuşu geliyor. Göçmen kuş geliyor bizim buradaki şimşimik deresinden su içiyor. Biz bu çalışmayı yaparsak gider Balçeşme'deki suya alışır, zamanla o da oraya gider.
Ki o sularda da kırmızı kuyruklu alabalıklarımız yaşıyor. Alabalığını kimse buraya şey yapmaz. Çünkü sen onu burada kendin yaşadığı için senin gördüğün bir şey. Evet. Sen hiç bizim köye bir bilim insanının gelip Kırkkoy'daki deredeki balıkları denediklerini, incelediklerini gördün mü? Görmedim. Çünkü buranın çoğu bilgisi orada yaşayana ait bilgiler. Onlarsa vakti evvelinde burayla ilgili devletin üniversitelerinde elde edilmiş bilgilerle oluşan kitaplardan alıyor. Orada belli şeyleri. Ona da bakıyor. Atıyorum bu canlı türünü koruyan Bern Sözleşmesi var. Şimdi o sözleşmede olan canlı türü burada gözüküyorsa kitaptan o kısmı almıyor. Yani tamamen şey, yani oradan bunu koyuyor, şuradan şunu koyuyor. Geçen yıl atıyorum Siirt'te bir ÇED raporu yapmışsa oranın bir kısmını alıyor, buraya koyuyor. Siirt'i göleymiş gibi anlatıyor. Yani siz göleyi okuyorsunuz ama o aslında size orada Siirt'i anlatıyor. Yani bu tarz ilerlerin yaptığı mevzularla birlikte hızlı bir şekilde bunu hayata geçiriyor. Ve bunun devlete kalan da bir oran yok. Yani %1 ile %15 diyor. Onu da altın olduğu için %40 bir yerden indirim geliyor. İşte kendi tesisinde yaptığı diye %70 geliyor vesaire. Devlete de buradan bir şey kalmıyor. Devlete bir şey kalmayınca siz vatandaşlara kalacak. Size de hiçbir şey kalmıyor. Ya devletin mevcut bütçesinden zaten bu bölge olarak ne kadar faydalanıyoruz ki? Bir altın madeninden kalacak parayı devlet buraya ne kadar yatıracak? Onun kendisi de bir yalan. Yani böyle bir şey üzerinden bir bölgeyi kalkındırıyoruz yalanıyla. Karşı karşıyayız. Ama buranın şey yapacaklarsa orman işletmesini geri getirsin. Hayvancılıkla ilgili kurum kurmuş geçmişte onu geri getirsin. Buranın birçok yerde olacak şekilde hayvancılığın, sütçülüğün, peynirciliğin yapılacağı bir coğrafya. Şu ana kadar da kadim haliyle kalabilmeyi başarabilmiş bir coğrafya. Burayı faydalansa, bunun üzerinden kalkınma projeleri çizse köylerde daha güzel yaşarsınız. Emin olun daha güzel yaşarsınız. İsviçre Alplerindeki gibi yaşarsınız. Ama bunu istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Mevzu bu. Sürekli bir kalkınma yalanıyla İzmir'deki bir ilin zenginleşmesini göleliği sevindirmesin. Yani göle burada yoksulluğu düğüne yaşarken İzmir'in falanca köyünün turizmden elde ettiği gelirin buraya da bir faydası olmuyor. Gelmiyordu zaten. Yani gidin oranın yollarına bakın, gelin buranın yollarına bakın. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Valilikte şu an bizler imza kampanyalarıyla vesaire bir şekilde valilikle görüştük. Ama bu yetmez. Salı gününe kadar buradayım. Pazartesi de bir ekiple tekrar gidip ildeki görevlerle vesaire görüşüp daha olayın teknik boyutlarını da onlara aktararak bunun burada neden yapılmaması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bunu her medyada şey yapıp bu aşamadayken davaya gerek kalmadan çözebiliyorsak çözelim. Davaya kalıyorsa da davada da sonuna kadar ilerleyelim. Ben her türlü yanınızdayım. Benim de meselem. Misafirlerimiz arasında CHP ilçe başkanı Recep Özel, belediye başkanı Gökhan Kudar ve meclis üyeleri adayları burada. Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Murat Döngel ve belediye başkan adayı eski belediye başkanımız Akın İsmailoğlu ve Encümen adaylar burada. DEM Parti'nin ilçe başkanı Özgür Tanış, belediye başkan adayı Sinan Yılmaz Bilgen'in meclis üyesi adayı burada. Avukat Yaşar Kaya burada. Ziraat Odası Genel Sekreteri Sinan Cem burada. Misafirlerimizden söz almak ya da analistlerimize soru sormak isteyen varsa ben mikrofonu onlara vereyim. Önce gidecek arkadaşlar varmış. Ondan sonra sizlere de verecek miktarlarımız aramızda. Bir saniye abi, bir saniye. Şimdi arkadaşlar, burada siyasi önderlerimiz var. Bizim bir insan, sana ne bileyim. Siyasi önderlerimiz var. Tabii onların işleri var. Abi birkaç konudan sonra sözü ona vereceğiz diye bekliyorum. Buyurun. Buyur. Hocam şimdi malum ki onlar bir güçlü bir insanlar. Onlar her türlü gücünü de kullanabilecekleri. Ama biz şimdi
tabii ki bu örgütsüz bir şey olmuyor. Şu örgütlenme için senin davanın veya bu davanın ne yapmamız lazım? Ondan bir bilgilerle halk olarak biz ne yapacağız? Şimdi halkın yarısı burada yok. Doğru konuşalım. Ben de böyle. Halkın yarısı burada yok. Diyeceksiniz köydeki diğer kişilerin yok. Kadınlarımız nerede? Yani gidiyoruz birçok yerde bu meseleyi kadınlar daha iyi savunuyor biliyor musunuz? Ya sadece erkeklere mahsus değil bu aslında. Kadınların burada olması gerekiyor. Bu işi bilenler, bakın avukat üstad burada, İstanbul'da Celal Kat var avukat. Birkaç avukat dedi ki dava açma konusunda bizler de destek atalım. Bir bilim insanı bizle beraber. Göreli birçok kişi var. Bugün nereye gitseniz bir tane göreli kesin karşılaşıyorsunuz. Ve bunların bir kısmı bu işin tekniğini biliyorlar. Maden mühendisi, çevre mühendisi, biyolog, hidrobiyolog, bir sürü bilim insanı vardı burada. Gençlerinize söyleyeceksiniz, sosyal medyayı niye rahat bırakıyoruz? Ya sadece Ardahan basınında varız mesela, ülke basınında, diğer sosyal medya araçlarında niye yok? Gençlerimizi bu kuşa katmamız gerekiyor. Herkes bildiği nokta üzerinden bu konuyu bir şekilde anlatması, bir elinden de tutup bu işi nasıl sonlandırırızı şey yapması gerekiyor. Yani bu değirmene kimlerden nasıl su taşıyorsa onu yapmamız gerekiyor. Şu ana kadar geldiğimiz noktada beş köyümüzün bununla ilgili gösterdiği tepki elbette kıymetlidir. Hani bir şeyleri azıksadığını vesaire yok. Ama daha iyi nasıl oluruzu tartışmamız gerekiyor. Daha iyi nasıl oluruz anlamı lazım. Hocam, onu yapalım. Bu toplantıları çoğaltmamız lazım. Daha fazla kişiye ulaşmamız lazım. Bir yanımız siyasetçilerimize ulaşmamız lazım. Onlar üzerinden kaymakamımıza, belediye başkanlarına, valiye, çevre şehircilik müdürlüğüne, üniversitelere ulaşmamız lazım. Yani bunu sürekli kendi aramızda yaygınlaştırmamız lazım. Yani birine bir hatırını soruyorsan ikinci sorun şu olacak. Ya bizim köyde alfım var biliyor musun? Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor, sen de bizde olur musun demek lazım. Bunları bu şekilde yaygınlaştırıyoruz. Yani şu an fiziki olarak kimse gelmemiş durumda. Yani gelip şurada bir iki sondaj yapmışlardı. Onun dışında gelip buranın hiçbir şeyine bakmamışlardı. Sadece belli bir şey üzerinden şunu yapıp belki de bakanlıktan para cezası yememek için. Çünkü ruhsat sahibi olduğunuzda 5 yıl içerisinde böyle bir başvuru yapmanız gerekiyor. Yoksa para cezası gelir. Kopyalar yapmıştır. Ya bunları zaten oluşturma biçimi kopyalar yapmıştır çoğunluğu. Ve okumaya başladığım saatten sonra tekrara dönüp bitirdiğinizde ezberlemiş olursunuz. Aynı şeyi okumakla. Böyle bir raporla gelmiş oluyor. Yani derneğinizle, köyünüzle, muhtarlarınızla, eşlerinizle, çocuklarınızla vesaire bunu konuşup onları buna ikna etmemiz gerekiyor. Örgütlenme biçimimiz bu. Yani bunun çok daha iyisi nedir? Onu bilsek zaten bunlar bu kadar rahat buraya gelmez. Şimdi şu var. Örgütlenme tam. Buradaki 5 köy örgütlenecek. Ama şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugüne kadar Türkiye'de bu hiçbir şekilde engellenmiyor. Hiçbir yerde engellenmiyor. Ben engellediğim diğerleri anlatırım hocam. Ben engellediğim bir tek herhalde Artvin'de bir Kemal Paşa'da yok. Ama Kaz Dağları gitti. Yani Türkiye'nin o kadar güzel yerleri gitti ki bırak Ardahan'ın bir köyünde çorak bir toprağın dağı. Onların umurunda değil. Vallahi bu nasıl engelleriniz? Seçim yani. Önünüzde arkadaşlar, sandık önünüzde. Kaz Dağları'nda Alamos Kod geldi. Yani, Karadalı. 200 bin küsur ağacı kesmişti. Bir oraya baktı der ki ya zaten bu kadar ağaç gitmiş, bu saatten sonra burası gider dedi. 200 bin ağaç kesilmiş olmasına rağmen oraya sahip çıkmaya çalıştılar. Firma geri gitti. Yani yapılabilir. Bunun şeyi yok. Kötü örneği de var, iyi örneği de var. Yani hangi sınavlarımızın hepsini başarılı oldu? Olabilir. Kaybettiğimiz de oluyor. Ama hiçbir şey yapmadan mı kaybedeceğiz? Yapmayalım demiyorum. Şey, yok, sizin tenzihiniz size. Bir şey üzerinden söylemiyorum. Bu bir kere şöyle bir örnek veriyorum. Rize'nin Hemşin diye bir ilçesi var. 5 tane köyünü kapsayan bir HES projesi vardı. Dava açmışlar, kazanmışlar. Danıştay kararı bozdu. Dedi ki bunların ÇED raporu koyulmuş. Davayı kaybettiler. Bu sefer başladılar. Muhtarlarından ildeki bütün siyasi örgütlere kadar herkesi sürece dahil ettiler. Bir yaygara kopardılar. Tayyip Erdoğan dedi. Orada HES yapmıyoruz.
Ya var örnek çok. Öbürünün de örneği çok. Yani öbürünün örneği de İliç. Ama İliç'in de sonu o da örnek. Yani durum bu. Artvin'de mesela o kadar şeye rağmen girdiler. Tüm şehir örgütlü olmasına rağmen. Ben Celal Tepe dosyasında da avukatlık yaptım. Artvin çok iyi biliyorum. Ona rağmen girdiler. Ama büyüyemiyor. Yani şey durum yok. Yani ilk aşamada burayı hiçbir şekilde sokmamaktır. Ama bir şekilde de soktuysa arkasında devlet gücünü vesaire aldığını burayı da denetimsiz bırakmamak gerekiyor. Çünkü burası girip denetimsiz bıraktığında da ilç oluyor. Yani o yüzden bu mücadelede kaybetmek diye bir şey yok. Mücadele hepsi devam ediyor. Bunu bir kere örgüt kabul olarak şey almak lazım. Yani aha şunu şey yaptık, bay şunu kaybettik diye moral bozduğun anda daha fazla yol açılır, daha rahat görüyorlar. Hocam bir de bunun hukuku ve hakaretimiz nasıl olacak? Onu kameralar sonrasında şey yaparız. Geldik gönüllü avukatlığımızı yapıyorum. Onu kamera önünde size beyan edilmiş olayım. Dava süreci nasıl yapacağımızı burada anlatmam. Çünkü ben burada anlatırsam şirket benim dediklerim kim var? Evet. Koza dedi. Bir şey söylemek istiyorum ama. Şimdi asıl bu işi çözecek olan sizsiniz. Ben de pek yetkili bir insan değilim. Yok. Şahıs olarak değil mi? Ben sadece vatandaşım. Sizin anlayacağınız şekilde şu. Sadece bu sizin köyü ilgilendirmiyor. Aynen. Yarın öbür şey, her şey mükemmel oldu. Orayı da koruyarak çalıştılar. Her şey dört dörtlük. Yarın bir dedikodusu olsa zavuttan da çözünüzü zavuta veremezsiniz. Hayvanınızı kasaba satamazsınız. Bunu bu etrafınızdaki bütün köylere yayın. Benim anladığım sizin yapabileceğiniz en iyi iş bu. Etrafınızdaki köylere örgütleyeceksiniz. Tamam. Evet. Benim anladığım şimdi arkadaşlar karşılıklı konuşmayalım. Buna kazma vurdurmayalım. Evet. Ben mesela budur. Şimdi Malakan'ı biliyorum arkadaşlar. Malakan'ı görünce bizim içimizde yaşadığı için selavat var. Malakan'a kadar demiş ki bir selavat mı Hazreti Muhammed'in? Şimdi Hazreti Muhammed. Ortada kaldım Mişka. Şimdi ortada kalmamak önemli yani. Biz burada beraber şey yapacağız. Şimdi biz siyasileri duymak istiyoruz. Gereken anlatıldı. Biraz falan edeceğiz. Şu beyde bir arkadaşımız var. İşe başkanımız Recep Yüzüm. Söz almak istiyor musun? Evet, değerli başkanım. Öncelikle dışarıdan gelen hemşerilerimize, dernek başkanlarımıza, avukatımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli hocam, projeyle ilgili gerçekten aydınlatıcı bilgiler bizi burada tamamlamış olduk. Avukatımız hukuki boyutunu anlattı. Hukuki boyutta nasıl mücadele edeceğimizi anlattı. Tabii ki bu bir hak mücadelesi olacak. Karşımızda bir dava açıldı önde. Davayı kazanabiliriz. Bu riskle gözünde bunları hak mücadelesiyle bunu hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte başaracağız. Burada benim hocamın anlattığına baktığımda bir hakikaten pratikte etkiler bekliyor. Hayatın patlama yapılması. Daha sonra siyanür altınlara baktık. Erzincan'da yaşadığımız felaketin bir habercisi olarak görüyoruz. Ayrıca doğa acımasızdır. Doğa zamanı geldiğinde intikamını alır ve bu intikamını bize canımızla, malımızla ürettirir. Biz burada siyaseten olarak konuşmuyoruz. Bir hemşeri olarak, bir göreli olarak konuşuyorum. Hak mücadelesinde ve hukuki mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte olacağız. Sayın Milletvekilimiz bunu zaman zaman mecliste gündeme getiriyor. Meclise aslında burada mahtapların da olmasını isterdi. Mahtapların bugün AK Parti Milletvekilimizin de burada çalıştaydı olmasını isterdi. Bir başkanımızın da, ilçe başkanımızın da bu çalıştaydı olmasını çok arzu ederdik ama maalesef yok. Diğer siyasi parti, il, ilçe başkan, belediye başkan adaylarımız var. Bizim üzerimize düşen ne varsa hak mücadelesi, hukuki mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. DEM Parti İlçe Başkanı Özgür Tanış burada. Buraya. Yetişmiyor.
Yani değerli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle Batur Hocam'a çok teşekkür etmek istiyorum. Yani o bilimsel açıklamaları ben de biraz mut tuttum böyle. Çok açıklayıcı oldu açıkçası. Yani bunu bilerek böyle derdimizi, meramımızı daha iyi anlatabiliriz. Ben Cömert Hocam'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Yani işin hukuki bu boyutlarını bilmek de bizim halkımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı veya çevremizi örgütlemek açısından yine böyle önemli olacaktır. Şimdi Mustafa Küpeli'ye de bir sistemde bulunmak istiyorum. Şimdi diyor ki, çok böyle siyasete girmeden anlatmaya çalışalım. Yani siyasi konulara çok girmeden. Ağzımızdan çıkmadı öyle. Şimdi eski aşıkların büyüklerimiz dahi bilirler. Lep değmez denilen bir atışma yöntemleri vardır. M, B, P harflerini kullanmadan, bu harflerin olduğu kelimeleri kullanmadan dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi burada biz bu durumları anlatmaya çalışarak bir şeyler yapmaya çalışırsak çok fazla ilerleyemeyiz açıkçası. Şimdi Beyza Üstün hocamızın emeği, doğayı, yeşili savunmak diye bir kitabı vardır. Türkiye'deki buna dair örnekleri anlatan böyle önemli bir kitaptır. Cömert hocamızın dediği gibi başarılı olan hususlar vardır, başarılı olmayan hususlar var. Ama örnekler vardır Türkiye'de doğayı savunmak konusunda. Şimdi bizim burada açıkçası derdimiz buradan gitti ama örgütlü mücadele olmadan bir şey yapmak gibi bir şansımız yok. Sağ olsun burada, yani işin böyle uzmanı, böyle bilimsel arkadaşlarımız, bilimsel konularda bizi açıklayan, hukuki konularda açıklayan gönüllü böyle arkadaşlarımız var. Bunlarla böyle yol almamız gerekiyor. Fakat şunu açıkça düşünmemiz gerekiyor. İliç faciası olmasaydı biz bugün burada belki de böyle toplanamayacaktık. Şimdi bunun öncesinde göreli... Planlıydı. Şöyle bu kadar geniş kapsamlı olmayabilirdi. Hocam planlıydı. Biz sizi dinledik hocam. Ama yani hani sözümü tamamlayayım. Müsaade ederseniz. Şimdi bunun öncesinde görevde zaten ruhsat alan hali hazırda iki tane maden şirketi yine vardı. Özellikle Köprülü bölgesinde yaptıkları gelişi güzel sondaj çalışmalarından dolayı bölgedeki bazı kaynak suları orada kurmuş durumda. Nabız bugün, yoklama yaptılar, nabız yoklama. Yeri altına. Evet. Türkeşen köyünde bir taş ocağı var. Orada yaptıkları böyle yine gelişi güzel dinamik patlatmadan dolayı akciğer sertleşmesine neden olan insanlar üzerinde ve doğadaki bitkileri yine böyle yani o bölgeyi böyle kuraklaştıran, orayı çoraklaştıran böyle çalışmalar zaten vardı. Veya bizim mandıralarımızın işte doğaya yani koydukları şıraktan dolayı yine işte alabalıkların, işte doğal su havzalarının kirlendiğini zaten biliyoruz. Yani bu doğa meselesi bugün yani Gevrek'te böyle gerçekten çok güzel bir yere geldi ama ağaç kesimlerinden dolayı da öncesinde yine biz burada zaten bir doğa katliamı yine vardı. Yani bizim sadece Gevrek için değil, öncesinde de sonrasında da çevremizde de Cerattepe'de de, Şenkay'da da, Selim'de de yani haritanın güneyi gözükmüyor. İşte Sarıkamış'la da belki oradaki ormanların kardeşliği platformundaki gibi yani o platform nereye geldi şu anda onu çok bilemiyorum ama ona benzer çevremizde böyle geniş bir tabana yaymamız gerekiyor. Bu emek güzel bir emek. Umarım böyle çok güzel yerlere varır. Emeğe geçen herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelen misafirlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Ama buraya Dundik'ten yürüyerek gelen, buraya işte Gırdımal'dan gelen, buraya Göle Merkez'den gelen, buraya diğer çevrelerden gelenlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Bunu örgütlü bir mücadeleyle daha yerlere taşımamız gerekiyor. Ve açıkçası Beyza Üstün'ün kitabında geçen bir cümle var. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Bu bir varoluş mücadelesidir. Yani ya kapitalizm kazanacak ya da biz burada yok olup gideceğiz. Yani ya da biz burada kazanacağız, kapitalizmi burada zefer edeceğiz. Teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, bu organizasyonu düzenleyen değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Göle toplumu olarak bu olaya sahip çıkmalıyız. Elimizi taşın altına değil, gövdemizi sokmalıyız. Ben isterdim ki, gönül isterdi ki tüm Göle halkının şu andaki toplantıya tamamıyla katılması ve Göle'nin doğasının bozulmaması için elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamamız gerekiyor. Ben sadece bir Göle Belediye Başkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı olarak ben
elini değil gövdeni sokacak. Her şey, her doğamızın her bir karış toprağına kim el uzatırsa ben onun karşısında duracağım. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. Göre İran Odası Genel Sekreteri Sinan Cem Dirak. Sayın Tanrı, konuşmak ister misiniz? Evet, söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa Sinan Madak Sinan Bey'e vereceğim. Sinan Bey'le konuştuk. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu organizasyonu düzenleyen tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi bölgemiz biliyorsunuz tarım ve hayvancılık bölgesi. Burada Ardahan genelinde yaklaşık 30 bin tane çiftçimiz var. Burada 3 tane veya 5 tane bir kişinin baktığını düşünürsek yaklaşık 150 bin kişi. Bu gerçekten çok büyük bir sorun. Yani burada da biz Ziraat Odası olarak, çiftçilerimiz olarak yapılması gereken ne varsa her türlü şekilde elimizden gelen her şeyi yapacağımızı diyorum. Saygılar sunuyorum. Ben burada teşekkür ediyorum. Dernek başkanımız Eren Kütel, Eren başkanımız bir konuşmasını dinleyen bundan sonra bütün katılımcılar söz almak isteyen herkese söz veriyorum. Kıymetli Nihat, çok değerli, vefakar, cefakar, hizmetkar, kıymetli göreli hemşehrilerim. Hepiniz doğa ve çevre katliamına hayır demek için hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Biz İstanbul Göle Devletler Federasyonu olarak İstanbul'da merkezimiz ne kadar olsa da, uzakta da olsa da yüreğimiz, kalbimiz, memleketimiz, doğduğumuz baba ocağımıza atıyor. Buradaki sorunu Türkiye'nin her yerine yaymak için elimizden gelen gayreti, çabayı sarf ediyoruz. İstanbul'da da Altunlar Köyümüzün bileşenimiz, derneğimizle birlikte bu paneli yaptık. Bu panelin aynısında avukatımız, sivil işlendirdiği cevap öğreneceğiz, hemşerimiz. İstanbul'da hemşehrilerimizle bilinçlendirdik. Biraz önce dediler ki İliç katliamından önce sonra mı? Hayır. Biz bu programı İliç'ten önce düzenlemiştik ve örgütlü bir olarak sadece İstanbul'da değil sizlerin de desteklerini almak için bu programı düzenledik. Şimdi burada tabii ki şöyle bir şey gördük. Bir eksiğimizi gördük. Biz salona doğru geldik ama hiçbir şey dinlemedik. Sonunu bitiremiyoruz. Hiçbir şeyin sonunu getiremiyoruz. Şu an salonumuz boşaldı. Biraz önce başkan adayımıza dedi ki bu sorun sadece Altınlar Köyü'nün sorunu değil. Bu sorun bütün Gölen'in sorunu. Bu sorun Türkiye'nin sorunu. Bu sorun bütün siyasetlerin sorunu. Bütün siyasetçiler bırakacak gelecek bu doğayı. Canlıyı öldürmeyi bırakacak. İnsana değer verecek. Topluma değer verecek. Hayata değer verecek. Bizi siyanilerle öldürmeye çalışıyorlar. Biz bu işi başarmak için bir tek yolu var. Bu da sivil toplum örgütleriyle birlikte örgütleşerek. Örgütleşmenin yolu göle halkının bilinçlenmesi lazım. Karadeniz gibi, Kaz Dağları gibi kadınlarla birlikte, analarla, babalarla, çocuklarla birlikte biz buraya gelecek siyanürde koza grubunu buraya koymamak yapacağız. Bizim tek sorunumuz örgütleşemiyoruz. Bireysel hareket ediyoruz. Bu bireyselliği bırakmamız gerekiyor. Biz toplumsal hareketi örgütlü bir şekilde harekete geçirirsek bizim şu an buradaki esnaflarımız tabii ki keşke Göle'deki esnaflarımız gelseydi. Bakın doğamız bin bir çeşit doğamız var. Bizim yağımız, peynirimiz gerçekten değeri bulunmaz, değer biçilmez. Doğal bir şeydir. Ama bu siyanür gelirse biraz önce bizim cevaponimiz, değerimiz, bilim adamımız anlattı. Eğer püskürtürseler, burada su yok olursa hayvan yok olacak, canlı yok olacak. Bizim sütümüz, etimiz, yağımız hepsi bozulacak. Bunun için hayvancılığımız yok olacak. Bizim hayvancılığımızın yok olmaması için
Bizim sütümüzün, yağımızın, değerimizin dünyaya, Türkiye'ye, bakın bütün batıdaki tüccarlar gelip burada hayvan götürüyor. Eğer biz bu Süryanilere, bu koza grubuna hayır dersek, biz onları burada yok edersek bizim hayvancılığımız daha çok artacaktır. Ama biz elimizi kolumuza koyarsak, koynumuza koyarsak, hiçbir şey yapamazsak bizim hayvancılığımız da yok olacak. Size bir örnek vereceğim. Bizim ilçemizde askeriye vardı, gitti. Bizim ilçemizde orman işletmesi vardı, gitti. Bizim ilçemizde askeri şube vardı, gitti. Bizim ilçemizde devlet bankalar vardı, gitti. Bu ilçeyi yok etmeye çalışıyorlar. Bu ilçeyi geri götürmeye çalışıyorlar. Şimdi de doğamıza altın, doğamıza, suyumuza, havamıza dokunmaya çalışıyorlar. Biz bunu hep beraber yok demek istiyoruz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Sizler olmasa biz bu işi yapamayız. Şimdi bizi göçe, bakın çok büyük bir göç vermişiz. Bu göçü iyice yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü Göle'nin çok iyi bir örgütlü yapısı var. Göle'yi bir araya getirmeye çalışmıyorlar. Çalışmak istemiyorlar. Bu büyük bir iktidarın sorunudur. İktidar buna el atmalıdır. Buradaki altını, madeni, insanı öldürmeye değil de insanı yaşatmaya yapmalıdır. İnsana değer vermelidir. Paraya değil, ranta değil. Onun için de sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bu panelleri genişletmeniz lazım. Bütün köy muhtarları bu işlere elini değil gövdesini koyması lazım. Bütün siyasi toplum örgütleri gelip bu işe girmesi lazım. Biz İstanbul Göle Dernekler Federasyonu olarak biz bu katliama, doğaya hayır diyoruz. Katılımcılara, buraya emek verip gelip bizi dinleyenlere ve ilçenin büyümesini, birlik ve beraberliğini, ilçenin ileri gitmesi için bütün buradaki, İstanbul'daki ve Türkiye'deki hemşehrilerimize sesleniyoruz. Bu katliama hep birlikte hayır diyelim. Çocuklarımızın geleceğini biz beraber inşa etmek için bu katliama yok diyoruz, hayır diyoruz. Biz burada katılım sağlayan dernek başkanlarımıza, siyasi başkanlarımıza, siyasi temsil örgütlerimize, siyasetçilerimize, yazarlarımıza, dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve kıymetli Altınlar ve diğer çöylerden gelen hemşehrilerimize katılım sağladığınız için, destek verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi. Evet, Federasyon Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Yine DEM Belediye Başkanı Serkan Yılmaz Bey. Serkan Yılmaz Bey, yani sizi de alalım efendim, sizin görüşlerinizi de alalım. Yalnız Özgür Bey için konuşacağım. Ben 30 yıldır tabii bu işleri çevrecilerle çalışıyorum. 30 yıldır, maalesef 30 yıldır çevreciler bu ülkedeki haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkan bir abimizin. Burada dedi ki siyasilere söz vereceğiz. Herhalde yanlış anladı ama geciktireceğiz demiştim. Böyle bir şey. Merhaba arkadaşlar. Ben de Göle Belediye Eş Başkan adayınız Serkan Yılmaz, DEM Parti'nin. Öncelikle bu programı hazırlayan, üzerinde emek veren sivil toplum kuruluş örgütleri, Sayın Basın, hukukçu arkadaşlarımız, hepsine burada bulunan ailelerimize sonsuz teşekkürlerinizi iletiyoruz. Tabii ki arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Türkiye'mizin her tarafında doğa ve insan katliamı var. Artık üzülmüyoruz. Gerçekten de Türkiye ve Orta Doğu'da insanlar katledildikçe bizler sadece seyirci kalıyoruz. Aslında seyirci kaldığımız her süreç bugün bizim kapımıza kadar geldi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. İnsan değeri olmadığı bir yerde doğasının da değeri olmaz. Yaşayan hiçbir canlının da değeri olmaz. Tabiatının da değeri olmaz. Çok özür dilerim. Şöyle bir izahı belirtmek istiyorum. Orta Doğu'da her gün insanlar katledilirken dünyanın liderleri yan yana gelmezler. Tabii biz bütün katliamlara karşıyız. Ama şöyle bir örnek vardı. Fransa'da IŞİD barbarlığının bir katliamı gerçekleştiğinde dünya liderleri orada toplandı. Bir tepki gösterdiler. Şimdi bizler öyle bir örgütlü toplum olmamız gerekiyor ki dünya liderlerinin değil, dünya halklarının yan yana gelebileceği bir örgütlülüğü ortaya koymamız gerekiyor.
Evet, Kaz Dağları dedik arkadaşlar. Bu sadece Köleli'nin sorunu değil. Bu sadece Ardahanlı'nın sorunu değil. Biraz önce başkanımız da belirttiği gibi bu Türkiye halklarının sorunudur. Çünkü bu gün geçtikçe ilerliyor. İşte ilerliyor önümüzde. Bundan öncesinde Zonguldak maden işçileri vardı. Soma'da işçiler katledildi. Ama insanlarımız seyretti. Onlara destek verilenler bu ülkeyi bölenler olarak göründü. Yani doğayı, insanı savunanlar bu ülkede bölenler olarak göründü. Oysa tam tersine bu ülkenin birleştirici gücü bu emekçi halklardır. Yani bizleriz. Bizler var olduğumuz sürece, yan yana olduğumuz süreç içerisinde hiçbir holding şirketi değil, istedikleri kadar devletsel güçler de olsa halkın karşısında hiçbir güç duramaz. Önce biz yan yana gerçekçi bir şekilde durabilecek miyiz? Yoksa bunun sadece kendimizi medya önünde konuşturan kişiler mi olacağız? Bakın arkadaşlar, özür dilerim, belirtmek istiyorum. Ülkeyi 25 yıldır yöneten bir sistem anlayışı var. Bir sistem anlayışı var. Ve bu sistem anlayışı halkları önce birbirine karşı karşıya getirdi. Bizler yan yana gelemiyoruz. Siyasi düşüncelerimizden dolayı bizleri önce terörize eden bir anlayış var. Şimdi buradan bizim bağımızı kopardı. Şunu söylemek istiyorum. 20 yıldır Göreyi yöneten belediye başkanı burada mı? Burada mı arkadaşlar? Gördünüz mü? Şimdi yarın sizin huzurlarınızda sizlerin iradesini almak isteyecek. Ya arkadaşlar, kimliğinizde Göreli yazabilir. Ama insan değilse bu doğaya, bu canlıya, bu dünyaya bir kere kimliğimizde ne yazdığı hiç önemli değil yani. Biz gerçekten çevreye karşı duyarlı meclisler oluşturmuş insanlarımız var, arkadaşlarımız var, yoldaşlarımız var. Şimdi Karadeniz'deki çevre duyarcısı Çanakkale'deki katliama karşı duyarlılık gösterip oraya gidiyorsa biz onun Karadenizli kimliğine mi bakacağız? Yoksa o çevreye karşı duyarlılık insani duruşuna mı bakacağız? Zonguldak'taki maden işçisi gözük altında kalırken Ardahan'daki oraya gidip tepkisini dile getirdiğinde biz onun kimliğine mi bakacağız, insani duruşuna mı bakacağız? Arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. Çok güçlü bir hükümetiz diyen iktidarın 11 ilimizde insanlarımız göçük altında kaldı. Orayı kurtaran, işte bu insani duruşu sergileyen bu toprakların halklarıdır. Ya ben Samandağ'a gittim, bir hafta kaldım. Burada birçok arkadaşımız da gitmiştir. Ya arkadaşlar, kısa keseceğim, özür dilerim. Çok kısa keseceğim. Ama bu önemli gerçekten. Biz duyarlı bir şekilde yaklaşımlarımızı ortaya koyabilirsek hiçbir güç bizim karşımızda kalamaz. Katlettikleri bizim doğamız, katlettikleri bizim insanımız, katlettikleri bizim canımızdı. Ben tekrardan bu duyarlılığı ortaya koyan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bir eleştiride de bulunmak istiyorum. Arkadaşlarımız 1400 kilometre yol geldiler. Şuradan 2 kilometre ya da 5 kilometre yerden gelemeyen insanlarımıza da çağrımızdır. Toprağınıza sahip çıkın. Hep beraber sahip çıkalım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ondan sonra görüş ve öneri sunmak isteyenler arasında söz vereceğiz. Değerli dernek başkanlarım, değerli sivil toplum örgütlerimizin ve siyasi parti başkanlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca bir gelecek partisi olarak adına da hiç konuşmak istemiyorum. Kutucu köy adına da konuşmak istiyorum. Kutucu köy olarak biz bu eylemin içerisinde tüm desteklerimizi size sunacağız. Muhtarımız rahatsız olduktan dolayı gelmedi. Sözcü olarak ben kendim katıldım. Gelecek Partisi adına da sivil toplum örgütleri adına hepinizi yanınızdayız. Bizim üstümüzde düşen ne varsa söz veriyorum, yardımcı olacağız.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bir görüş ve önerimiz var. Bir bilimsel komisyon, bir bilimsel kurul kurulması talep ediliyor. Avukat ve jeofizik mühendisimiz kardeşlikle birlikte böyle bir kurulacak. Bütün hukuki faaliyetleri takip etmesi için. Şimdi Ali Kur'an konuşmak istiyor. Merhaba arkadaşlar. Evet, yani yerin altındaki cevheri yerin üstündeki yaşayanlara daha üstün kılıyorlar. Benim sadece buradaki bulunan arkadaşlara, köylülerimize bir önerim olacaktı. Zaten herhalde Ömer Bey bahsetti ama. Burada biz bunun Ankara'da bir önerisini yaptık. Bir komisyon şeklinde bir toplum bir inisiyatif oluşsun dedik. Ankara'daki devam ediyor ama az sonra köydeki yerleşkelerin de birer tane her köyden veya ikişer tane hatta bu inisiyatifin içerisinde bir kadın da katılabilir. Birkaç tane kadın da katılabilir. Neden? Çok önemlidir. Şimdi geleceğiz buraya toplantılar yapacağız, açıklamalar yapacağız. Bileşenler bakımında bunu değerlendirmek gerekiyor. Ama sivil inisiyatifin şu aktifliği vardır. Bakın şu anda biz burada erkek erkeğe hepimiz konuştuk, değerlendirdik. Ama asıl bu toprakların sahibi olan, var eden olan, bizim doğuranların, kadınlarımızın haberli olmayanları da vardır. Bu inisiyatif o anlamda çok önemlidir. Bu inisiyatifin aktif edilmesi gerekmektedir. İnisiyatifin burada da rol oynaması gerekmektedir. Her köyde bu inisiyatiften olması gerekiyor. Her ev kadınlarımıza da, annelerimize de, başlarımıza da aktarılması gerekiyor. Hatta buranın toplantısı şeklinde de inisiyatif çok önemli. Köyünde kendi kadınlarıyla toplantısı şeklinde. Güzel. Bilinir ki zaten emsal olaylarda analarımız, kadınlarımız en emek geçtiler. Şimdi burada sanki bir erkek erkeğe bir yapı var. Birbirimize anlatıyoruz, duyuyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü başka bir alternatif de sunmak gerekiyorsa şu anda hemen bugün de olabilir. Bir toplumla köyünde bulunduk şekil kırdıma içerisinde bulunmak şartıyla ana merkez aslında yöneyi baz alarak bir inisiyatif ve sivil inisiyatif kurulması erdemdir. Yani acil bu olması gerekir. Yoksa ki derneklerimiz gelir, defterlerimiz, sunularımız gelir. De, siyasi partiden buraya destek vermek isteyenler, bunların hepsi bileşenler anlamında değerlendirilmesi almak gerekiyor. Çok önemli. Sivil inisiyatifi herkes destek olsun, yardımcı olsun, bunu oluşturmak gerekiyor. Yani dışarıdan gelecek olan, buraya destek verecek olan da sivil inisiyatifle itibata girmeli. Bu anlamda, o bağlamda. Önerim buydu. Bu önerimle alakalı da arkadaşlarımın da zaten önerisiydi. Bu duygularla hepinizin ayaklarına sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu kangren kozayı buradan kovarız. Yani bugün ben bir araştırma yaptım. Kesin bir sonuç alamadım ama yunca ateş olmayan yerden duman çıktı. Bu Erzurum Bolu'nun Boğazgören köyünde 2019'da hatta işte altın madenin vurulduğunu hemen başlanacağını, çıkarılacağını falan söylediler. Tabii bu oradaki sağ sahibi şahıs olduğu için bazı firmalarla anlaşmalarını öğrendi. Fakat oradan aldığım bilgiye göre bizim Erzurum suyundan şekli tava planı olan bölgede başka bir firma verildiği duydum. Bunun da bir araştırılmasını istiyorum. Mühendisimiz özellikle olayın derinlemesini anlatıyor. Avukatımız Cömert Ünlü'nün o da farklı boyutlara anlatıyor. Çünkü Avukat Bey de biz Kur'an eğriminin durdurulması noktasında 10 yıl mücadele edilmişiz. Tecrübesi çok fazla. Şimdi burada tabii şeyin muhtarları, için muhtarlarını Amerika, Kanada tatile götürdüler. Dolayısıyla onun muhtarlarımı anlattım. Yani benim sizi de tatile götürdüler. Fakat şu anda hepsi alıyorlar. Şimdi ilişte biz kimse süt satamıyor, peynir satamıyor. Dolayısıyla onu da anlattık. Yani biz bilinçlendirme sürecini şu anda başlatmışız. Ama sizlerin de önderliğinde bunu genişletebiliriz. Ankara'da bir konferans salonunda da yapabiliriz. Ya canlı yayınlara da çıkarmak istiyoruz. Şu anda biz de canlı yayındayız şu anda.
panele işleriniz yolunda Posuk'taki bir hayran olmuştu zannediyorsam. Siz bu doğa felaketi burayı bitirecektir. Dolayısıyla siz ne gibi çalışmalar yaptınız, ne gibi önlemler aldınız, ne gibi itirazlar yaptınız, ne gibi şeyler koydunuz? Buyurun söz size. Teşekkürler. Biraz önce anlattım gerçekten. Tekrar olacak yayındakiler için bir şey yapalım. Bir defa Meclis Genel Kurulu'nda bunu dillendirdik. Biz bunu söyledik. Hadi. Sanki işte şey yapıyormuş gibi doğa felaketi üstüne 15 gün, 20 gün geçmedi bu iliş faciasını yaşadık. Bunun üzerine tekrar bir açıklama yaptık. Ve gerekli kurumlarla görüşmelere başlamıştık zaten. Öncesinde de başlamıştık. Ama buradan tekrar teşekkür ediyorum. Valimiz de konuyu hassasiyetle takip ediyor. Bölgenin bir tarım, hayvancılık, süt, peynir merkezi olduğunun farkında. Buranın korunması gerektiğinin farkında. O da hassasiyetle inceliyor ve konuyu geldiği gibi yani onaylayalım geçsin şeklinde bir hal ve tavır. Kendisine tekrar bu hassas davranışı ve bölgeye gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bizler bu konuyu takip edeceğiz. Bu konunun karşısında duracağız. Çünkü buradaki insanların zarar görmesini istemiyoruz. Biraz önce hocamız da söyledi. Maalesef Türkiye'deki madenlerin %80'i belki Kanadalıların, Amerikalıların elinde, işletmelerinde. Bölge halkının faydalanması bundan son derece az. Buna bir şey katabilir miyim? Evet. Bugüne kadar 80-95'ten altın çıkarmış, %85'ini güteselik dışında, %15'i kalmış. İlçte 19'dan altın çıkarmış, 38 tonu yurt dışına gitmiş, 119'e kalmış. Onu da bilgiler sırasında böyle de yani sonuçta %80-85'i bize yaramayan bir ekonomi. Yarasa da buradaki köyde yansıması olmayan bir ekonomiye dönüşüyor. Bundan dolayı bizim ana can damarımız buradaki tarımımız, hayvancılığımız, sütümüz, peynirimiz. Buradaki vatandaşlarımızın zarar görmemesi için, hayatlarına devam ettirebilmesi için, bu doğanın zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız. Buna hep birlikte istişare edeceğiz. Fikir birlikteliği, yeri geldiği yerde eylem yapacağız. Yeri geldiği yerde imza toplayacağız. Geri geldiği yerde hep birlikte gideceğiz, görüşmeler yapacağız. Bu konuyu hassas olarak takip edeceğiz ama burada dedikleri gibi işte hem fikir olmalıyız, tek vücut olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz. Ya onlar nasıl gidiyor, bana ne dememeliyiz. Herkes bu konuyu sahiplenmeli ve sahip çıkmalı. Durum bu, birlikte dernek, takip edeceğiz. Dernek başkanlarımız şu anda kurdukları kurdukta 500 kişiye kalmışlar var. Bilgi eksikliği var, bilgilendirme noktasında. Bölge milletvekili olarak bizim panel yapıyoruz ya. Bizden sonra yine toplumun bilgilendirmek için bir çalışmamız olur. Tabii ki olur. Toplarız tekrar. Bir bu haftaki gelişmeleri takip edelim şimdi. Ne olacak? Daha ben valimizle bir yeni görüştüm. O da kendisi belli şeyler belirtti. Takip edeceğiz tekrar sıcağı sıcağına bu konuyu takip ederiz. Gerekirse mecliste bir yer ayıralım. Davet ederim. Hep birlikte mecliste bir toplantı düzenleriz. Oradan bir basın açıklaması yaparız hep birlikte. Bu konuyu gündemde tutacağız. Hazır elimizde, yani önümüzde tabii ki işte keşke yaşanmasaydı ama bir musibet bin nasihattan iyidir. Önümüzde bu iliç varken Türkiye'de gündem de çok hızlı değişiyor. Soğumadan, bunun üzerine giderek, bunun üzerine yandırarak, onu taban yaparak bu konuyu gündemde tutacağız ve inşallah olduğu sonuç alacağız. Sınır aşı taşacak Kur'an eri vasıtasıyla bu olay olur ise evet. Sınır dışına da çıkacak bu onun etkisi. Ben bir şey soracağım. Tabii ki. Şimdi biz takip ediyoruz sürekli gündeme getiriyorsunuz ya. Şimdi gerçekçi olay. Hı-hı. Türkiye'de ilk tarım dediği oldu. Maraş'ın dediği tek o oldu. Mesle bunu da yapıyoruz. AKP milletvekiliyle görüşeceğiz bu konu sonuçta da Ağdağ'ın söyledi. İttifakımız var mı? Konuşuyoruz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz Kaan Bey'de. Kaan Bey de sağ olsun, o da memleketin evladı, memleketine duyarlı, zararlı olacak bir şey o da kesinlikle istemez. O da ben de inceliyorum dedi. Gerekli bilgi donayı toplayıp tekrar bir araya geliriz dedi. Yani. Bir şey daha çıktı, pardon. Tabii. Bizim Kars Demirbekleri, Demirbekleri'nin mümkünlüğü var. Gürüstan almaya konuş. Gündeme getirmedik, bu toplantı bekliyoruz. Bir şey de gündeme getirecek. Önümüzdeki hafta sizin mecburata geçecek. Oradaki sorucu benim. Yani
bakmanın yanlış anlaması da çok iyi olamazsınız. Yani evet Cansu Kardeşler ama bir AKP'nin milletvekili çıkmasın dedi ama biz %10 kazanırız. Ki ben AKP'ye ruhen düşmanım. Onu da söyleyeyim. Hayır yok. Ben beğenmiyorum. Yani onu öyle biliyorsun. Onun için şimdi onların demesi için de işte bu çalışma başlayacak. Durup dururken kimse bir şey demez. Yani bizim zaten etkimiz de o. Muhalefet nedir? Muhalefet denetler. Muhalefet yanlışı belirtir. Muhalefet bu yapılmamalı der. İktidar da kendine çek düzen verir. Yöneten de kendine çek düzen verir. Bu kurumlarda böyle. Biz nasıl bir şey yapamıyoruz diye kenara çekilip beklersek kimse bir şey yapmaz. Bizim zaten görevimiz muhalefet olmak. Yani yanlışı uyarmak. Bu böyle olmaz kardeşim. Bunu düzeltin demek. Ama Kaan Bey sağ olsun kulak veren iyi bir arkadaşımız. Biz kendisine istişare ediyoruz. Kendisine söyledim bu biz yanlış görüyoruz dedim. O da müsaade edin ben de inceleyeyim dedi. O da bu memleketin evladı. Gelip hani buradaki insanlar zarar görsün diye bir şey isteyeceğini düşünmüyorum. İnceledikten sonra tekrar bir araya geliriz. Onu da davet ederiz. Mecliste hep birlikte bir toplantı yaparız. Kararımızı belirtiriz. Sayın Vekil, Yaşar abinin demek istediği şu, buradan mecliste kürsüde siz nasıl duyuyorsunuz ya ben dile getirdim. Evet. Bir tane AKP'nin milletvekili diyor ki yani bir meclise taşırsa o da tekrar ederse bunun etkisi işte, olur. Şimdi şöyle bir şey yani firma özel olsa o daha kolay belki hareket eder. Firma devlet firması olduğu için şimdi kendiden o da gerekli analizini yapıyordur, gerekli çalışmasını yapıyordur. O da illaki sahip çıkacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Vekil, şimdi siz az önce dediniz ki valimizle görüşüyoruz. Yani fikirde hani şöyle toplamanın tarafında, toplamanın kurulması tarafında bir fikir denildi. Kaynaklarımızın zamanında. MRS'i var mıdır? Örneği var mıdır? Bugün olaylar Türkiye'de şu konuşur. Valiyle takip edildiğinde başarılı ulaşılmış görüşürler. Şimdi buradaki ülke anlamı var mı? Yani başarılı ulaşır ulaşmaz ayrı bir konu da sonuçta onunla görüşmeden biz kafamıza göre de bir şey yapamayız. Yani valiyle bu konuyu konuşuyoruz. İnsanların rahatsız olduğunu, bundan zarar göreceğini düşündüğünü, bizce de bunun zararlı olduğunu ve iyi incelenmesi gerektiğini. O da evet diyor, ben de bölgenin bir tarım, hayvancılık, süt merkezi, peynir merkezi olduğunu biliyorum. Burası bir Erzincan İliç gibi değil. Bu doğanın korunması lazım. Ben de bunu farklıyorum. Gereken hassasiyeti gösteriyorum diyor sağ olsun. İliç'in şu düzeltmeyi yapılabilir mi? İliç birincisi madenin yapıldığı şey Muzur'da. Evet. Yani Muzur da bir şeydir. Yani Türkiye'nin en önemli biyoçeşitlik açısından zengin dağıdır. Birincisi bu. Yani İliç'in çok da hani kuru bir yere yapılmış değil. Hani o anlamda da. Yapılan yer Fırat Nehri'nin ana kolu olan Karasöz kenarı. Yani Fırat'ı kirletirse zaten. Üçüncüsü de yapılan yer Şavaklar denir. Şavaklar peyniri Erzincan turunun en şey halidir, katım halidir. Peynir üretimi bitmiş durumda. Yani İliç'in buraya benzer yönleri de var. İliç'te de bu değerlerin yok edilmiş olması gibi bir durumda söz konusu. İnşallah burada yaşamayacağız onu. İnşallah. Yani orada Fırat'a karışması zaten çok gittiğinde da... Gittiğinde zaten 5 il, 3 ülke hani böyle bir yer. Büyük bir fazla yok. Yani burada da aynı şey. Burada da sınırlaşan bir sınır. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan. Burada da aynı şey. Ya tam aslında birebir aynı şey. Aynen. Yaşıyoruz. Önde de öyle kötü bir örnek varken inşallah herkes hatalardan ders alır. İnşallah. Hatalardan ders alınmasın. Sayın Vekili'ye bir şey soracağım. Koza Madenciliği kaç firma bu bölgemizle ilgili proje oluşturma aşamasında neler projesi vardır? Akabinde başka bölgelerde bu tür çalışmalar var mıdır? Bu önemli bir soru önergesi verelim. Bir önerirseniz. Bir soru önergesi veririz. Duyumlar var çünkü. Burası bir numune elinizde ama arkası gelecek başka bölgelerde bu soru önergesi veririz. Kaç tane var? Daha ilgili sorularında kaç tür madencilik ilgili çalışma hazırlığı var? Yazılı soru önergesi verelim. Yazılı cevap alalım. Evet, o şekilde olursa biz de bilmiş oluruz yani nelerce. Yazılı bir soru önergesi veririz. İlimizde kaç tane maden ruhsat başvurusu oldu, arama faaliyeti olup olmadığı. Çünkü duyumlar alıyoruz da. Cevaplaması. Nereleri kapsadık? Nereleri kapsadık? Bir yazılı soru önergesi veririz. Onun cevabını alırız. Durum bu. Biz teşekkür ederiz. Panelimizin sonuna yaklaşıyoruz ama burada divana bir önemli bir şey geldi. Önerge geldi. Önergenin şunu söylüyorum. Bu işi düzgün götürülmesi için bilim kurulu kurulması gerekiyor Fırat Fırat'ta. Fırat'ın başkanlığına avukat Cömert Bey istiyorlar, yardımcılığına Cevdet Mühendis'i istiyorlar ve bu grubun da sadece bilim adamları tarafından çoğaltılması istiyorlar. Bu konuda kabul ediyor musunuz? Evet. Efendim çok önemli bir panel. Daha bir
buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu panelimizin gerçekten canlandıran, can veren jeofizik mühendisi Sayın Kadir Işık'a çok teşekkür ediyorum. Avukat Mühendisi Uzun Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Esenlik Belediye Başkanı'na bize bir araba verdi. Kesinlikle teşekkür ediyorum. Engin Doğru konaklamada sponsor oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Esenlik Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Yine sponsorumuz Ali Olabaş'a çok teşekkür ediyorum. Göre Dernekler Federasyonu Eren Tüperi'ye teşekkür ediyorum. Ankara Dernek Başkanı gerçekten Ankara'dan buraya kadar çay, yani yemek her şeyi hürmet etti. Sinan Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. İstanbul Dernek Başkanımız Nihat Durak zaten hiç durmuyor. Gece gündüz bu işi organize etmek için beni de arkasından sürüklüyor. Çok kıymetli bir STK'cı kendisine teşekkür ediyorum. Yüksek Yıldırım da burada ilk toplantıları yapıp burada heyecan katıyor. Gölü'de Altınlık Dernek Başkanı'na teşekkür ediyorum. Haberi ilk yapan Ömer Turan'a çok teşekkür ediyorum. Siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı adaylarına teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Köylülere, halka teşekkür ediyorum. Başka bir panel yapmak için yine hepinizi davet edeceğiz. Herhalde üçüncü panelimizi İzmir'de yapacağız. Altyapısını oluşturduk. Bilim platformumuz hayırlı olsun. Yine söylüyorum. Yani biz burada bir Karadeniz kadınları gibi, biz Ege'deki zeytinliklerini koruyan Ege'liler gibi, biz Kaz Dağları'ndaki o ormanları koruyan o çevreciler gibi direnemezsek, biz bu işe sahip çıkamazsak tabii ki koz altın gelecektir. En önemlisi muhtarları uyarmıştım. Çünkü işte muhtarları Kanada'ya tatile götürmüşlerdi. Bizim muhtarlarımız burada 5-6 muhtarımız eğer Kanada'ya tatile giderse, çünkü altın koza altının adamları beni dinliyor canlı yayında. Onların tuzaklarını biliyorum. Bu hemşehrilerin tuzağa düşecekler. 10 kişiden 20 kişiden aracı alırsalar ve gelecekler de buraya çökeceklerdir. Dolayısıyla biz gerçek Kurtuluş Savaşı'nı buradaki milislerimizle kurtarmışız. Çok kıymetli topraklarımızdır. Hep beraber sahip çıkacağız derneklerimizi ama şunu iyi bilin, bu işe siyaset kimseyi bulaştırmayacağız. Yani benim olduğum bir de hiç kimse siyaset buluşmayacak ama haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri de her zaman Türk halkına aktaracağız. Ben İstanbul'dan da size selam getirmiştim, söyleyemedim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Başka bir panelde buluşmak üzere.